Merhabalar, mutlu akşamlar. Ben Mine Sarı, 9 Eylül Cumartesi gecesi müzakereye biraz erken başlıyoruz. Saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. 22.30'a kadar yine gündemdekileri çok kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz, konuşacağız. Hemen önce konuklarımı sizlere takdim edeyim. Sonra bugün neler konuşacağız? Şöyle kısaca bir özetleyelim. Doktor Eray Güçlüer bizimle birlikte, akademisyen, asam uzmanı. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Mahmut Övür Sabah Gazetesi yazarı stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz, hoş bulduk, yayına. İyi yayınlar. Murat Özer Akşam Gazetesi yazarı. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nur Tuğba Aktay, siyasal iletişimci. Merhabalar efendim. Sizler de hoş geldiniz. Ve bugün tabii Hasan Uylaş da bizimle birlikte. Hasan Hindistan'da Haber Global Ankara Haber Müdürü. İlk saatimizde Hasan Uylaş bizimle birlikte olacak ve bakalım G20 zirvesinde dün ve bugün neler yaşandı. Hasan'ın notları neler? Onları dinleyelim. Çok kıymetli. Şimdi geçmeden önce tabii G20 Liderler Zirvesi'nde ilk gününde neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği çok yoğundu. Ajandasında neler vardı? Ne gibi mesajlar paylaştı? Onlara bir bakarak başlayacağız. Sonrasında MİT Suriye'de neler yapıyor? Aşiretlerle terör örgütü arasında çatışmalar büyüyor mu? Artık 12. gününde çatışmalar ve nereye doğru gidiyor? Nasıl bu noktaya gelindi ve neler gösteriyor? Biraz bunları da konuşacağız yine arkadaşlarımızın hazırladığı çok detaylı haritalarla ve sonrasında da elbette iç siyasete geleceğiz. Şimdi bugün CHP'li Tanrı Kulu'ndan TSK'ya bir takım sözler, bir takım suçlamalar vardı. Daha önce de olmuştu, bunları değerlendireceğiz ve elbette yine yerel seçimlere giderken özellikle de muhalefet kanadındaki partilerde konuşulanlar, tepkiler, yorumlar, bunları da vaktimiz kalırsa bugün değerlendireceğiz efendim. Başlayalım G20 Liderler Zirvesi ile Hindistan'da, Yeni Delhi'de biliyorsunuz. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli açıklamaları vardı. Önce isterseniz bir o açıklamaları ekranlara getirelim yavaş yavaş. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesajlar verdi. MİKTA ülkeleriyle bir araya geldi. Şimdi diplomasi trafiği oldukça yoğun dedik. Hasan Uylaş birazdan hepsini detaylı bir şekilde anlatacak bizlere. Ama MİKTA ülkeleriyle bir araya geldi. Biliyorsunuz MİKTA kıtalar arası bir istişare ve bir eşgüdüm platformu. Ve MİKTA'nın da 10. yılı ve aslında MİKTA gibi kuruluşların, MİKTA gibi örgütlerin, MİKTA gibi birleşmelerin aslında ne kadar faydalı, ne kadar yararlı olduğundan bahsetti. Uluslararası kuruluşların birazcık küresel problemleri çözme yeteneğinin zayıfladığına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arkadaşlar geliyorsa hemen onları aktararak ben başlayacağım. Bugün tabii İslam karşıtlığına da değindi, nefret suçlarına da değindi, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar oldu son dönemde. Özellikle biz bunları İsveç'in NATO üyeliği döneminde çok konuşuyorduk çünkü bu hoş olmayan görüntüleri paylaşmak durumunda kalıyorduk ve bununla ilgili dedi ki Cumhurbaşkanı hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez bir diğer mesajıydı. Geldi açıklamalar, başlayalım baştan okumaya. Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Hemen her gün az önce okuduğumuz gibi bir ifade özgürlüğü kılıfı söz konusu ve bununla ilgili de mukaddes değerlere saldırılıyor. Buna izin veriliyor, bu da kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi de sürdüreceğiz dedi ve son olarak bir toparlama mahiyetinde nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Hasan Uylaş'a dönelim. Ben açılışı yine biraz fazla tuttum. Hasan Uylaş'a dönelim. Bakalım Hasan Uylaş bugün ve dün nelere şahitlik etti ve bundan sonra ajandada neler var, diplomasi trafiği nasıl ilerleyecek? Hasan, seni dinleyelim. Mine, istersen öncelikle bugünkü izlenimlerimle başlayayım. Daha önce birkaç kez G20 Liderler Zirvesi'ni takip etme imkanım olmuştu. Geçtiğimiz zirvelere göre
nispeten daha sönük bir zirveye şahit olduğumu söyleyebilirim. Tabii bunun başlıca nedenleri var. En önemli gündem başlıklarından belki de bir tanesi NATO ile Rusya arasındaki yaşanan gerilim de G20 liderler zirvesine yansımış durumda. Savaşın başından bu yana Türkiye barışçıl yöntemlerle çözülmesi için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütse de diğer taraftan bazı NATO üyesi ülkeler Rusya karşısında Ukrayna'ya silah yardımı yapıyordu. Bu da Rusya'nın tepkisini çekiyordu. Bu anlamda Rusya Devlet Başkanı Putin bu zirveye katılmama kararı almıştı. Hı hı. Rusya bu zirvede Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil ediliyor. İki kutup arasındaki o gerilimin bir anlamda burada G20 liderler zirvesine yansıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomi anlamındaki güç savaşları da bir anlamda yine burada G20 liderler zirvesine yansımış durumda. Özellikle Çin dünyanın ekonomik anlamda küresel gücü olma yolunda ilerliyor. Son olarak da BRİÇ ülkeleri yılbaşından itibaren 6 ülkeyi üyeliğe davet etmişti. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile yine Çin arasındaki bu ekonomik savaş, bir anlamdaki ekonomik savaşın buraya yansıdığını söyleyebiliriz. Çin Devlet Başkanı da 2008 yılından itibaren devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde bu toplantılar yapılıyor. Çin'de bu tarihten bugüne kadar sürekli devlet başkanı düzeyinde katılmıştı, ancak Çin devlet başkanı bu toplantıya katılmama kararı aldı. Bir gerekçe belirtmedi. Çin'in de bu toplantıda başbakan düzeyinde katıldığının altını çizmekte fayda var. Diğer taraftan bugünkü toplantı Afrika Birliği üyesi ülkeler için de son derece önemli. Bugün alınan kararla birlikte Afrika Birliği G20 liderler zirvesi, G20 üyesi ülkeler arasında yer almaya başladı. Tabii diğer taraftan Fransa ile bazı Afrika ülkeleri arasında gerilim devam ediyor. Nijer'de, Burkina Faso'da, bununla birlikte Gabon'da bağımsızlık arayışları vardı. Yine bu gerilimin burada G20 liderler zirvesine yansıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan biraz daha sokakları da anlatayım çok hızlıca. Tabii özellikle Hindistan'ın bu zirveye son derece önem verdiğinin altını çizelim. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'i konuşuyoruz, ancak diğer taraftan da Hindistan Çin'i geçerek dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi oldu. Diğer taraftan da ekonomik anlamda da Çin'i ve Amerika'yı geçmek için de çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda bu zirveye son derece önem veriliyor Hindistan tarafından. Toplamda 100 bini aşkın asker güvenlik önlemleri için görevlendirildi. Diğer taraftan okullar 3 gün tatil edilmişti. Yine çok sayıda basın mensubunun biz zirve için burada olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan da zirvenin yapıldığı 15 kilometrelik bir hattın olduğunu biliyoruz. Bu hat içerisinde de güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğunun altını çizelim. Tabii bugün açılış oturumu vardı. 2 oturum gerçekleştirildi. Bu oturum dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece önemli görüşmeleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine baktığımızda tabii önemli isimlerle görüştü. Dün ayağının tozuyla Japonya Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bugün zirve imarcında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bir görüşme gerçekleştirdi ki özellikle son dönemde Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme seyrine geldiğini biliyorduk. Nahyan görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel konuların yanı sıra yine iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde kapsamlı bir şekilde iki lider arasında müzakere edildi. Diğer taraftan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Da Silva ve Güney Kore Devlet Başkanı ile de ayrı ayrı görüştü. Yine Dünya Bankası Başkanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zirve marjında yapılan görüşmelerde bir kritik görüşmede yine Alman Başbakanı ile Şansölye ile bir görüşme gerçekleştirdi ki bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Bu görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerinin ele alındığının altı çizildi. Yine Türkiye'nin Avrupa Birliği diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi konusunun da Almanya Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmede masaya yatırıldığı ifade edildi ki özellikle son dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci noktasında yapmış olduğu faaliyetler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde de bu yönde önemli mesajlar vermişti. Yine bugün Almanya Başbakanı ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz ki az önce Mine Sarı sen de altını çizdin. Bir başka önemli görüşmeyle
MİKTA üyesi ülkelerle yaptı. Burada verdiği mesajlar son derece önemli. Özellikle mevcut küresel sistem ve uluslararası kuruluşların güvenlik, barış ve refah güveninin güvencesi konusunda yetersiz kaldığına dikkat çekti ki özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok uluslararası toplantıda benzer çıkışı yaptığını görüyoruz. Hatırlarsanız daha önce BM zirvesinde dünya beşten büyüktür ifadesini kullanmıştı. Bu ifadesinin halen Türkiye arkasında özellikle Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi ki bize artık bazı mekanizmaların küresel barışı sonlanması noktasında yetersiz kaldığı görüşünde. Bu anlamda zaten Türkiye özellikle Birleşmiş Milletler'de bir revize istiyor zaten. Güvenlik Konseyi'nde bir revize istiyor. Adaletli bir temsil, hakkaniyetli bir temsil istiyor. Bu anlamda MİKTA üyesi ülkeler devlet başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da gündeme getirdi. Peki. Tabii yine özellikle terörizmle mücadele konusu da son derece önemli. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörizm konusunda da önemli mesajları vardı. Sevgili Hasan, sen yayınımızdasın zaten. Birazdan tabii hem benim hem konuklarımın da sana soruları olacaktır. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programıyla ilgili de sana soracağız. Ama şimdi başlayalım konuklarımızla değerlendirmeye. Öncelikle ben o bildirgeden başlamak istiyorum. O bildirgede çünkü Ukrayna Savaşı, ya şöyle deniyor aslında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değiniliyor ama konuklarımın yorumlarını merak ediyorum. Nasıl değinilmiş sizce, ne kadar değinilmiş, nereye temas edilmiş? Ukrayna Savaşı konusunda tüm devletler Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli diyor. İşte bildirgede şimdi ekranımızda. Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı. Nükleer silahların kullanılması ve kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez. Farklı görüşler, değerlendirmeler var. Bir de tabii işin iklim boyutu, aslında en önemli olan boyutu o bildirgede. 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor diye bir madde var. Rusya, Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz. Bununla ilgili zaten Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor Rusya'yla. Çatışmaların barışçıl çözümüyle, diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip. Bildirgeyi değerlendirerek başlayalım. Bunu nasıl okuyorsunuz Eray Bey? Sizinle başlayalım mı? Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle dün biliyorsunuz Fas'ta bir büyük deprem meydana geldi. Hı hı. 1000 kişiden fazla evet, insan hayatını kaybetti. Fas halkına da buradan başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Gerçekten üzgünüz ve my condolence to people of Morocco diye buradan taziyelerimizi gönderelim. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim tabii G20 zaten başlı başına son dönemin en önemli zirvesi. Ve bu zirvede de en son Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımız görüştüğü için hakikaten yani aslında ilgiler, dünyanın ilgisi bu anlamda Türkiye heyeti üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye heyeti üzerineydi. Hı hı. Tabii ikincisi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanacak New York'ta. İkinci önemli toplantı da orada olacak. Evet. Buradan çok daha hareketli geçeceğini düşünüyorum. Ama şöyle baktığımızda hani G20 sonuç bildirgesi iyi niyet ve temennilerle dolu ama sonuçta yaptırımı olan bir şey değil. Yani şimdi Ukrayna'da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarına uygun hareket edilmeli. Tamam. Peki bir yaptırımı olacak mı? Hayır. Çünkü zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında bir küresel mücadele başlamış durumda. Yani 5 ülke de zaten. Yani zaten bunlar da bir problem olup birbirleriyle mücadeleye, silahlı mücadeleye başladıklar an dünya savaşı çıkıyor. Diğerlerinde bölgesel savaşlar çıkıyor. Bir şekilde işte İran-Irak savaşı gibi bölgesel savaşlar çıkıyor ve bir şekilde bu durduruluyor, donduruluyor. Ama neticede bunlar iyi dilekler, iyi temenniler. İnsanlığın insanlığını hatırlaması, insanlığa insanlığını hatırlatması bakımından da önemli ve Türkiye'nin burada daha adil bir yönetim sistemi, yani küresel bir yönetim sistemi, daha eşit, adil, herkesin bütün, yani sadece 5 tane daimi üyenin çıkarlarını koruyan değil, onların hegemonik gücünü koruyan değil ama aynı zamanda dünyadaki diğer ulusların da hak ve çıkarlarının korunacağı yeni bir sistem. O yüzden dünya 5'ten büyük sözü
dikkat edin, dünyanın her yerinde tuttu. Yani bir karşılığı oldu. Hani küresel sistemde karşılığı olan çok enteresan ve güzel bir söz haline geldi. Bir slogan haline geldi. Yine şu önemli ikinci madde, ek toprak kazanımı. Ukrayna'daki ek toprak kazanımı. Yani bu Rusya burada anladığımız kadarıyla kastediliyor. Yani Rusya'nın işgalci davranmaması. İlhak politikasından vazgeçmesi. Evet, yani ilhak politikasında biliyorsunuz işte 3 veya 4 gün sürecek bir seçim süreci başlattılar şu an şeyde, Donbas bölgesinde. Kırım zaten ilhak olarak kabul edilmişti. Yani Rusya'nın oradaki meşruiyet çabalarının ötesinde işte başka alanlarda da efendim bir tehdit dili. Yani Ukrayna'yı işgal ederiz, Dnieper'e kadar gideriz filan. Bu aynı zamanda yani küresel sistemin güvenliği açısından da son derece önemli. Yani şu anki mevcut cephe hattını Ruslar aşıp Dnieper nehrine ulaşırlarsa Avrupa savaşa girmek zorunda kalır. Yani Dnieper'le Polonya sınırı arasındaki bölge gri bölgedir. Rusların Dnieper'i aşmasına asla müsaade edilmez. Yani ediliyorsa da dediğim gibi şey olur. Neydi onun ismi? Yani bu beklenmeden şey yapabilir, işte müdahale etmek zorunda kalır. Orası Avrupa için, Avrupa güvenliği için, NATO için bir kırmızı çizgidir. Hatırlarsanız işte yine bugün sanırım Danimarka'ydı. Leopard tankı gönderiyor. Dün Joe Biden işte açıklama yaptı Ukrayna'ya. 31 adet M1 Abraham tankı ve uranyumca seyreltilmiş işte mühimmatlar gönderilmesi. Yani ortalık hareketli. Evet. Yani buna karşı bir şey yani Rusya'ya söylenmiş ama aslında biraz da Amerika'ya da söylenmesi gerekiyor. Yani neticede evet Rusların bir tehdit dili var. Yani burada hani işte ikide bir nükleer silah kullanırız, balistik füzeleri aktive ederiz ediyorlardı zaten. Yani bunu yapıyorlar ama bunun dışında savaşın şu an uzatılmasını isteyen taraf Rusya değil. Yani Ukrayna. Daha doğrusu Ukrayna ve arkasındaki batılı güçler. Peki. Burada bir stratejik siyasal amaç var, askeri amacın ötesinde. Dolayısıyla şu diğer hususlar, karbon salınımı olsun, işte gıda maddeleri konusu zaten Türkiye'nin gündeminde. Çatışmaların barışçıl çözümüyle, diyalog vesaire. Bunlar aynı zamanda MİKTA'nın kuruluşundaki ana amaçlardan biridir yani bunlar. Evet. MİKTA'da da yazıyor. 2013 yılında MİKTA kurulmuştur. Bir istişare kuruludur. İşte 5 tane ülkeden oluşur. İçinde Türkiye'de var. Ama sonuçta zaten MİKTA'nın amaçlarıyla şuradaki söylemler ifade örtüşüyor efendim yani. Ama dediğim gibi yani burada artık küresel sistem, merkezi küresel kuruluşların etkileriyle artık dizayn edilemiyor. Yani işte Birleşmiş Milletler olsun, NATO, Avrupa Birliği vesaire artık küresel sistemi yönetmekte başarılı değiller. Bölgesel yapılar oluşmuş vaziyette ama onlar da çok fazla güç ve etkide değiller. Dolayısıyla bir boşluk dönemindeyiz. Bu boşlukta maalesef dünyanın, küresel sistemin daha fazla çatışma ortamına sürüklenmesi şeklinde maalesef gidiyor. Son cümlede şunu söyleyeyim, örneğin artık son aldığımız bilgiler ve değerlendirmeler Rusya'nın artık daha uzun süreli bir savaşı göze aldığı ve buna yönelik hazırlık yaptığı yönünde. Şimdi hal böyle olunca uzun süreli savaş, o zaman şunu söyleyebiliriz. Demek ki Ukrayna'sı, ben her zaman söylüyordum zaten, yani Ukrayna savaşı öyle kısa sürede bitecek gibi değil, bitmez. Hani uzun sürecek bu ama Ukrayna savaşı sürerken de yeni Ukraynalar, örneğin Tayvan. Yani her an patlamaya hazır el bombası. Fergana Vadisi, Kafkaslar'da işte Ermenistan'la Amerika Birleşik Devletleri tatbikat yapacak. Yani dolayısıyla yeni Ukraynaların ortaya çıkması söz konusu. Küresel sistem bu kadar ağırlığı kaldırabilecek mi, ondan şüpheliyim. Yani bu bölgesel çatışmalar bir anda şeye daha büyük, geniş kapsamlı, kolektif bir çatışmaya dönüşebilir ki bunun sinyallerini şu an G20'de aldık. Bakın Çin, Rusya, devlet başkanları gelmedi. Yani. Sadece temsilcileri geldi. Ve aslında makro baktığınızda artık Çin-Rusya hattıyla
dünyanın batı ülkeleri yani Hindistan'da dahil artık bir ciddi siyasal ayrışma içerisindeler. Ve işte Hindistan'la Çin arasındaki problemler, Japonya, dün Güney Kore nükleer deniz, şey Kuzey Kore nükleer denizaltı indirdi, denize indirdi filan. Yani çılgınca bir silahlanma almış başını gidiyor. Gerçekten ne olacağını kestirmek şu anda çok kolay değil. Evet. Bu süreçte Türkiye'nin aktif tarafsızlıkla milli gücünü arttırması ve bize ait olmayan bu savaşa girmeme yönündeki şu etkili politikasını devam ettirmesi önem arz etmektedir. Peki, teşekkür ederiz. Hem G20 zirvesi dünya siyasetine nasıl yön veriyor hem de bu bildirgedeki maddeler ışığında sizinle devam edelim. Mahmut Övür, buyurun. Şimdi tabii Eray Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Aslında hakikaten küresel sistem bir arayış içinde. Bir küresel sistemin kurumları, başta BM olmak üzere, dünyadaki gelişmelere bir etkisi olmayan pozisyona geldiler. İnanılmaz bir noktadayız. Bir alt üst oluş yaşanıyor ama çözüm üretebilecek bir siyasi akıl da devrede yok. Yani ne ABD bu işin öncülüğünü yapmak istiyor, tam tersine ABD dünyanın farklı alanlarında kaos yaratmak üzerine kurulu bir stratejisi var. Diğer taraftan Çin, Rusya eksenine bakıyorsun. Onların da dünyada ilgi merkezi olma, ekonomik açıdan büyüdüler, güç açısından büyüdüler ama dünyanın rol model olma açısından ciddi sıkıntıları var. Yani dünyada birçok ülkenin ilişkisinde güvensizlik eksenli bir durum var. Yoksa normalde dünyanın merkezinin doğuya kaydığı bir süreç yaşıyoruz. Yani dinamizmin doğuya kaydığı, merkezinin Asya'ya kaydığı bir süreç yaşıyoruz. Ama ne yazık ki bu iki ülkede tam anlamıyla ne demokrasi açısından, ne insan hakları açısından, ne sorunlara çözüm üretme açısından bir inisiyatif koyabilecek durumda değiller. Böylesine bir kaotik durumda G20 gibi bir toplantıdan bahsediyor, konferanstan bahsediyor. Önemli bir toplantı. Niye önemli? Çünkü dünyanın ya neredeyse %75 sanıyorum o rakamda ticaretin hakim olan, yani gayri safi milli hasıl açısından %85'lik gücünü temsil eden ülkeler bir araya geliyor. Ama bu ülkeler arasında iki ülke yok. Çin yok, Rusya yok. Şimdi bu ne demek? Demek ki burada bir problem yaşanıyor. Burada tabii ben şu açıdan anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye gibi gerçekten yeni siyaset üretme potansiyeli olan, Türkiye dünyaya yeni bir şey söyleyebilen, daha adil bir dünya önerisinde bulunan, beraber de altını çizdi, dünya 5'ten büyüktür diyerek dünyadaki yönetim zafiyetini dile getiren, ki fazla ülke getirmiyor. Yani birkaç ülke bunu bahsediyor. Zaman zaman Brezilya bundan bahsediyor. Zaman zaman Güney Afrika bahsediyor. Bu böyle bir noktada hani Türkiye'nin tekil ilişkilerinin gelişmesi açısından ben anlamlı buldum. Yani Türkiye orada ilgi odağıydı. Hem Rusya ile Ukrayna arasındaki rolü açısından, hem Orta Doğu'daki pozisyonu açısından, hem gelecekteki enerji potansiyeli, enerji açısından ciddi bir potansiyel taşımasından dolayı Türkiye ilgi odağıydı. Japonya'dan Hindistan'a kadar, Brezilya'daki de Silva'ya kadar herkes Türkiye ile bir biçimde bir araya geldiler. Bence Türkiye bu açıdan kendi tezlerini hem o ülkeleri tek olarak hem de dünyaya anlatma açısından, dünyadaki o çifte standardı, özellikle batıdan yükselen İslam'a karşı çifte standardı seslendirmesi açısından bir platform oldu diye düşünüyorum. O açıdan önemliydi. Tabii şöyle bir durum da gelişiyor. Yani Rusya'ya karşı diplomatik bir dil kullanılmış. Mesela bu bildiride diplomatik bir dil. Çok böyle fazla sert bir dil yok. Fakat dünyadaki bu kaotik zeminin asıl sorumlularından birisi de ABD. Ona yönelik ne yazık ki oradan bir ses çıkmamış. Evet. Yani çıkamaz da biraz zor. Çıkamamış yani. Evet, evet. Çıkmamış. Yani ABD'nin dünyada yani hem demokrasinin merkezi olduğunu söyleyeceksin. Hatta Kissinger'e göre demokrasiyi ithal eden ülke pozisyonunda olacaksın. Ama kalkacaksın dünyanın birçok yerinde kaos üreteceksin. Terör örgütleriyle ilişki kuracaksın. İşte Ukrayna Savaşı'nı 2014 öncesinden beri kışkırtan, pozisyon hazırlayan, oradaki yapıyı bu hale getiren, bir biçimde Rusya'ya karşı Nazilerle de bir Nazi gruplarla işbirliği yaparak bu hale getiren, darbeye yol açan bir ülke olacaksın. Şimdi bu ülkeye bir şey söylemeyeceksin. Yani bu tabii asıl dünyanın problemi bu. Yani dünyanın gelişmekte olan ülkelerinin belki kendi aralarında özel bir ilişki, yeni bir ilişki ağı kurup
Bunu seslendirmeleri gerekir. O noktaya geldik mi? Henüz gelmedik şimdi doğrusu. Yani çok zor. Yani bu mesela son 2050 yılına kadar sıfır karbon meselesinde, yani son 15 yıldır aynı şey tekrar ediliyor. Bütün G20 toplantılarında, küresel iklim değişikliği toplantılarında gelişmiş ülkeler 10 yıl önce sanıyorum imza altına aldılar. 4 trilyon doları gelişmekte olan ülkelere ve az gelişmiş ülkelere yardım edeceklerini söylediler. Tek adım atmadılar. Yani en son OECD'de çıkan raporda da bu yeri alıyordu. Tek adım atmadılar ve hiçbir girişimde bulunmadılar. Yani hadi bırakın savaşı, kaotik zeminleri, gerilimleri. Yani insani açıdan, iklim açısından, o kadar da önemsedikleri açıdan, hatta bu konferansın en önemli maddelerinden birisi de iklim meselesi. Bu açıdan bile adım atılmamış bir dünyada yaşıyoruz. Ben yani umutsuz değilim ama yani bu küresel sistemin değişmesi açısından Türkiye'nin öncülük ettiği fikriyatın yaygınlaşması gerektiğini, başka türlü de buradan bir çıkış yolu bulmuyorum. Çünkü dünyanın son 100 yılına baktığımız zaman değişimlerin arka planında hep savaşları görüyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bu savaşlar olmadan bu dünyanın akıllanma ihtimali olmadı ne yazık ki. Şimdi bunu küresel, şey bölgesel savaşlarla, kaoslarla götürmeye çalışıyorlar. Ama buradan da bu da sadece ABD'nin ömrünü uzatmasına yarıyor. Başka hiçbir şey yaramıyor. ABD bir gücünü bir biçimde küçük ülkelere, Avrupa Birliği gibi ülkelere dayatan bir pozisyonun dışında bir işe yaramıyor. Şimdi mesela burada mesela Çin'in Kuşak Yol projesine karşı, belki Hasan bunun cevabını bilir diye Hasan'a da soralım bunu. Yani tabii. Bir koridordan bahsediyor. İmzalanmış bu Biden, Hindistan ve işte Trans Afrika koridoru. Bu ne demek? Bu Hindistan'la hem Orta Doğu'daki Körfez ülkeleri bağını kurup, Afrika'nın bağını kurup sonra da Afrika'ya uzanan bir yol. Bu demek ki Çin'e karşı bir alternatif de geliştirmeye çalışıyor. ABD yani devreye girmiş görünüyor burada. Yani bunu imzaladıklarına göre orada Türkiye'nin pozisyonu neydi? Yani o da enteresan. Evet. Yani. Çünkü Türkiye şu anda orada görünmüyor. Oysa Kuşak Yol'un içinde. Türkiye içinde. Tabii. Türkiye'yi bypass eden bir Amerikan aklı mı var? İşin doğrusu bunun üzerinde düşünmemiz gerekir. Belki Hasan biraz ayrıntısını bilebilir diye düşünüyorum. İstersen biraz araya girelim Hasan Uygaş. Evet. Seni alalım, devam edelim. Aslında çok önemli bir noktaya parmak battı Mahmut abi. Tabii Kuşak Yol projesini konuşursak Türkiye'yi bypass etmek oldukça mantıksız geliyor bana. Zira özellikle Kafkaslar'da 2. Karabağ Zaferi sonrası Türkiye Kafkaslar'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması noktasında yoğun bir diplomasi yürütüyor. Ancak diğer taraftan da bu anlamda Zengezur koridorunun açılması gerekiyor. Son dönemde baktığımızda özellikle bölgede Ermenistan'ın halen provokasyonları devam ediyor. Bu anlamda yapılan anlaşmada Türkiye'nin adı geçmiyor, ancak halen bölgede işte Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Ermenistan'ın tatbikat yaptığını biliyoruz. Bu bölgede gerilim devam ediyor. Kuşak Yol projesinin Türkiye hattından geçeceği nokta aslında tam da burasıydı ki özellikle daha önce de yayınlarımızda altını sıkça çizmiştik. Çin'den veya o bölgeden yola çıkan bir gemi Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşık 20-21 günlük bir günde ulaşabiliyor. Ancak bu Kuşak Yol projesiyle seyahat süresi oldukça kısalacak. Ancak bunun ana lokomotifi Türkiye olması gerekiyor. Ancak 8 gün. Mahmut abinin dediği gibi anlaşmaya baktığımızda Türkiye bypass edilmiş durumda. Ancak o Zengezur koridoru belki de kilit nokta. Bu anlamda önümüzdeki günlerde belki bu hat üzerindeki ve bölgeyi daha çok konuşacak gibi duruyoruz. Ya bu şeyi yol açabilir. Yani bir derin bir ayrışmaya yol açabilir. Çünkü Biden çok gurur duyuyorum dedi bir imza. Yani şey, gurur duyarak imza attığım bir projeden bahsediyor. Türkiye'yi, tabii Rusya yok, Çin yok ve Türkiye'yi de içine almıyorsa bu başka bir anlama gelebilir diye düşünüyorum. Yani burada enteresan bir ayrışma yaşanıyor. Katkı sunabilir miyim müsaade ederseniz? Evet. Bakın askeri anlamda Finlandiya'dan Girit'e kalan olan hat Amerika'nın ve Avrupa'nın, yani Batı'nın ana askeri hattıdır. Bu taarruzu da olabilir, savunma için de olabilir. Dikkat edin. Finlandiya, Girit diyorum. Yunanistan dahil. Yukarıdan aşağı inen. Kuzeyden güneye. Ve bu hattın, ben o zaman da söylemiştim. Yani Türkiye bu hattın doğusunda, dışında ve gelecekteki oluşacak yeni küresel sistemde ABD Türkiye'yi müttefik olarak görmüyor. İki taraftan da Türkiye'yi dışlayan bir sürecin içine giriyor. Bakın yani gelecek olasık yeni küresel sistemde ABD
Türkiye'yi müttefik olarak görmüyor. Yani bunu bilip ona göre hareket etmek lazım. Ancak tabii şu da var. Hani şimdi dünya hani şeyin dünyanın %75 üretimine sahip olan 20 tane ülkesi. Fakat bu 20 ülkenin içinde Çin'in ve Rusya'nın yani %75'in içerisinde Çin'in ve Rusya'nın özellikle Çin'le birlikte düşünüldüğünde yüzde kaçına tekabül ediyor? Yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Yani. Hani şimdi bu küçümsenebilecek, azımsanabilecek bir şey değil. Şey söyledi arkadaşımız Hasan Bey, ben söyleyeyim 8 güne düşüyor. Yani 30 günden 8 güne düşüyor orta kuşak rotu eğer Türkiye'nin evet. üzerinden geçerse, geçer. Zengezur'dan geçerse. Dolayısıyla o Zengezur'u herkesten fazla Çin istiyor. Yani şimdi öyle de bir durum var. Şimdi dolayısıyla burada zaten hani neden dünya bir krize doğru sürükleniyor ki sorusunun temel cevabı küresel sermayenin paylaşımı. Bunu masada paylaşamıyorlar. Artık iş rekabete ve çatışmaya doğru evriliyor. Bu konu da yani yeniden Hindistan'ı Çin'e alternatif bir kuşak bir yol projesi gibi yeni bir projenin içerisine sokup Çin'e alternatif yaratmak da tam da işte küresel sermayenin paylaşımıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla bu Mahmut Bey'in de söylediği gibi özellikle Kafkaslar'da yeni bir ya da krizin daha büyük bir noktaya evrilmesi bakımından da dikkatle takip edilmelidir. Peki. Nur Tuğba Hanım sizinle devam edelim mi? Tabii ki hocalarımız tabii burada konunun uzmanları varken biz daha yüzeysel ve dışarıdan ülkemizde nasıl değerlendirir tarafı da ben yorum yapmak isterim. Tabii ülkemizin özellikle Türkiye'nin 2023 yılında, Türk yüzyılında bölgenin özellikle tahıl koridoru ve uzlaştırıcı yaklaşımında Türkiye'nin rolünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Hı hı. G20 zirvesi yıllar önce kurulan o tabii ki amaçlarından biraz daha farklılık göstererek gelişen, dönüşen ve dijitalleşen dünyadaki konular tabii ne kadar artarsa oradaki gündemler de böylelikle değişiyor. Bu senenin teması hocam siz söylediniz galiba tek dünya, tek aile, tek gelecek. Evet. Hintli Maha Upanishad'ın bir sözü. Evet. Buradaki şeyde tema da aslında ülke dünyanın küreselleşen ve dijitalleşen dünyada artık herkesin canlıları, bütün canlıları, bitkileri, hayvanları daha onların hani anlatımıyla daha kucaklayan, daha birlikte olmayı ve bu evreni ve bu dünyayı hepimizin birlikte paylaşılması gerektiğini aslında biraz daha uzlaştırıcı bir tema kullanılmış. Bu manada zaten katılım hani Ukrayna ve diğer politik meselelerde de zaten Putin katılmadı ama sanıyorum kendi ülkesi adına Lavrov katıldı. Dışişleri seviyesinde. Evet, Biden yine katıldı galiba bugün geldi. Evet. Hani ülkenin güçleri açısından Hasan Bey zaten çok detaylıca anlattı ama bu gibi yapılar artık bu gibi zirveler hocamın da dediği gibi Mahmut Bey'in söylediği gibi artık bu kadar dönüşen dünyada daha yapıların sadece belli bir yapıların belli liderlerin yönetemediği daha tekleşen ve daha uzlaştıran, kimsenin birbirinden çok aktörlü, daha çok güçlü aktörlerin arttığı, sadece işte 5 tane aktörün olmadığı, aktör sayılarının arttığı bir yapıya dönüşüyor. Bu manada Türkiye'de gerçekten gücüne güç katarak özellikle bölgenin bu süreçte Türk dünyasının lideri olma konumunda görevini devam ettirecektir diyorum. Peki. Murat Bey. Devam edeceğiz. Murat Bey buyurun sizinle şimdi devam edelim. Hem savaş özelinde hem G20 grafiğimizde var. G20 genelinde diyelim. Yani şimdi bu tarz platformlara çok fazla bir anlam aslında yüklememek lazım. Biliyorsunuz aslında G7 olarak başladı. Sonra G8'e çıktı. Hmm. 50 yıllık bir geçmişi var G20'nin. Yani önce küresel anlamda ekonomik olarak çok güçlü olan Avrupa, işte ülkelerinin Almanya, Fransa, ABD, Avustralya gibi ülkelerle başlayıp daha sonra küresel sistem içerisinde ekonomik olarak çok daha büyük varlık gösteren ülkeler arttıkça, sayıları arttıkça, siyasette de bunlar kendilerini dünya çapında gösterdikçe, Sovyetlerin dağılmasıyla beraber Rusya'nın da dahil olmasıyla doğal olarak bu böyle bir ekonomi platform giderek biraz daha siyasi bir platforma dönüştü ama Türkiye dünya açısından şöyle bir gerçek var. Şimdi biraz önce sonuç bildirgesini koydunuz. O sonuç bildirgesinin evet. muhatapları Rusya işgalci zaten Ukrayna topraklarında. Sonuç bildirgesi diyor ki Ukrayna topraklarında daha fazla
ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı. Şu anda Ukrayna fiilen Rusya tarafından işgal altında zaten. Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'a kadar olan bütün hat zaten işgal altında. Bu şimdi bu sonuç bildirgesine bilmiyorum taraf ülkeler bir imza mı atıyorlar? Evet biz böyle bir şeyi kabul ediyoruz bir daha da tövbe billah biz bir işgalden vazgeçiyoruz mu diyorlar. Öyle bir şey yok yani. Adres kim değil mi? Değil mi? Yani bu yani. O açıdan çok havada kalan şeyler. Şimdi terörle mücadele deniyor. Toprak kazanımıyla alakalı meselenin üzerinde duruluyor. Bu zirvenin yapıldığı Hindistan yıllardır Keşmir'i işgal altında tutuyor. Ve Hindistan'la Pakistan arasındaki temel sorun zaten Keşmir meselesi. Sırf Keşmir meselesiyle başlayan ve giderek büyüyen bu şey tansiyon o kadar yükseldi ki iki ülkede karşılıklı olarak nükleer silaha sahip oldular. Şimdi böyle bir gerçeği var dünyanın. O açıdan bu tarz zirveler gerçek anlamda herhangi bir şekilde dünya barışını sağlayabilecek ya da dünyada ekonomik refahın hep birlikte artırılabilmesi maksadıyla dayanışma içinde neler yapabiliriz, nasıl bir çözüm üretebilirizin cevabının bulunabileceği yerler değil. Türkiye açısından ne ifade ediyor? Türkiye işte son 10-15 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız bu tarz zirveleri BM zirvesinde, G20 zirvesinde nasıl bir platform olarak kullanıyor? Dünyada Türkiye'nin nasıl bir misyona sahip olduğunu anlatmak için bunu bir araç olarak kullanıyor. Sonra dünyadaki ezilen diğer halkların sorunlarını gündemleştirebileceği, işte Filistin meselesi, Keşmir, Karabağ meselesi, Libya'daki hadise, Suriye meselesi, pek çok meselede dünyada gerçekten sesini duyuramayan, ezilen bütün halkların, Afrika halklarının, sömürülen Afrikalı'nın bir şekilde sözünü duyurabileceği bir platform olarak kullanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız bunu belki de dünya liderleri içerisinde en iyi bir şekilde kullanan lider olarak görüyoruz. Bugün de yine zirvede Sayın Cumhurbaşkanımız İslam dünyasında Müslümanların değerlerine yönelik yapılan ve Batı'da özellikle işte İsveç'te giderek artan, Batı'nın pek çok ülkesinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde giderek tansiyonun arttığı bu şeye karşı dikkat kesildi. Zirvede işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi İslam dünyasında da ekonomik açıdan çok güçlü olan devletler vardı. Onları da bir şekilde arkasına alarak Türkiye burada dünyaya mesajını vermek istedi. Ama gerçek şu, şimdi biraz önce yapılan konuşmalara atıfta bulunacak olursak, şöyle bir gerçek var. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından dışlanan bir şeyin içerisinde mi? Evet, çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının olduğu her yerde onun çıkarlarıyla çatışan bir noktada zaten. İşte Afganistan'ı 20 yıldır işgal etti, çekti gitti. Şu anda orada ülkenin yeniden hayata kazandırılabilmesi, ayağa kalkabilmesi için dünyada kaç tane ülke çalışıyor? İşte Türkiye, Katar, biraz da Çin. Başka bir şey yok. Irak da aynı şekilde, Irak 20 küsur yıldır işgal etti. Geriye çekildi. Büyük bir mezhep ve etnik savaş arkasında büyük bir enkaz bıraktı. Orada bir şeyi düzeltmeye gayret eden gruplar arasında, etnik gruplar arasında mekik dokuyan, Şiilerle Sünni Araplar arasında bulmaya çalışan, Kerkük'teki işte Türkmenlerle Kürtlerin birbirleriyle daha fazla bir husumet içinde olmaması için gayret eden kim? Amerika Birleşik Devletleri mesela. Rusya mı? Çin mi? Bu ülkelerin bu büyük, dört büyük ekonominin işte Hindistan, Çin, Rusya ve ABD dünyada barışın, huzurun, sosyal refahın artması için uğraşan değil, bilakis bütün bunların yok olması için el birliğiyle gayret eden, bir taraftan işte Kafkasya'da işgalini sürdürüyor Kırım'a kadar, bir tarafta Libya'dan hangi yerde yani mesela Amerika Birleşik Devletleri ile bizim çıkarlarımız örtüşüyor? Suriye meselesinde bile örtüşmedi. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki isyan başladığı ilk günlerde, evet Esad rejimin gitmesini destekleyen bir cephede yer aldı. Bugün hangi noktada? Bugün Suriye'nin üçte birini işgal eden PKK terör örgütüne binlerce tır silah veren bir terör destekçisi konumunda. Ve Esad rejimi de bu sayede ayakta kalıyor. PKK'da varlık gösteriyor. Niçin? Ya, kimyasal silah kullanıldı. Evet. O kırmızı çizgimiz dedi. Vazgeçti. Vazgeçti. 17 defa kimyasal silah kullanıldı Suriye topraklarında. Evet. Hiçbirisini umursamadı ABD. Evet. Neden? Çünkü şunu biliyoruz. ABD için önemli olan nedir? Petrol yataklarının muhafazası. Suriye'nin Deir ez-Zor'unda, Rakka'sında petrol sahaları var. Onun korunması gerekiyor. Bunu hangi terör örgütüyle koruyabilir? Önemli olan onun için o. Libya'da petrol var. Bu petrolün korunabilmesi ve ABD'ye akıtılabilmesi için ne gerekli?
Orada Hafter'le mi yapılması gerekiyor? Hafter'le yapar. Burada başka bir ilimi. Hangi terör örgütü olduğunun önemi yok. Yani şunu görmemiz lazım. Ne ABD için ne Rusya için böyle süslü cümlelerin hiçbir ehemmiyeti yok. Onlar bize karşı, dünyanın diğer bölgelerine karşı demokratik, sosyal, hukuk devleti, dünya barışı gibi sözleri söylüyorlar. Halbuki dünya barışını da bozan, sosyal barışı da bozan, sömürgeleştiren de zaten kendileri yani. Bu söylediğim büyük, dört büyük ülke en temelde ve tabii ki Avrupa Birliği'nin en büyük ülkelerini kastediyorum. Şimdi bu gerçek varken Türkiye'nin ya da başka bir ülkenin bu zirvelerle bir şey değiştirebilme, dönüştürebilme kabiliyeti yok. Bu zirvelerin öyle bir gerekçe şeyi yok zaten, öyle bir maksadı yok. Ama şunu görüyoruz, dünya yeniden şekillenemiyor. Şekilleniyor zaten, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sürekli şekilleniyor. Şekillendi, şekillendi. O İkinci Dünya Savaşı'ndaki o blok artık başka ekonomik güçlerin ayağa kalkmasıyla işte Çin gibi, Sovyetlerin dağılması sonrasında Rusya gibi. Yani bu faktör, ülkeler ayağa kalktıkça, farklı ekonomiler ayağa kalktıkça, Afrika'nın ortasında, Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip olan Nijerya, çok ciddi bir ekonomik güç olarak ayağa kalktıkça haliyle güç dengeleri ve savaşlar değişecek. Burada Türkiye önemli bir misyon üstlendi ve dünya beşten büyüktür dediği şey gerçekten de bütün dünyada sömürünün olmadığı bir dünyanın mümkün olabileceğini, bunu da dünyanın bütün halklarıyla beraber yapılması gerektiğini ifade eden bir şeye dönüştü. İşte mesela karşılık bulmuyor mu? Buluyor. Dünyanın önemli ekonomilerinden birisinin Brezilya. Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımız da işte fotoğrafında videosunu gördük yani. Nasıl sarılıyor yani? Niçin böyle bir şey ihtiyaç hissediyor? Çünkü Brezilya da bunun farkında. Venezuela işte en önemli doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip güçlü ülkeler yani ekonomik açıdan, rezervler açısından son derece zengin olma potansiyeli taşıyan ülkeler olmakla beraber dünyada ABD'nin ya da Rusya'nın hangi küresel güçse o anda hakim olan o coğrafyada onun sürekli baskıladığı, sömürdüğü bir yere dönüşmüş durumda. Ve o ülkenin halkları da, o ülkenin artık liderleri de bu durumdan çok rahatsızlar ve bir çıkış yolu arıyorlar. O çıkış yolunu, yani o feneri Sayın Cumhurbaşkanımız tutuyor şu anda. Ha, Türkiye'nin bunu yapmaya, bunu dönüştürmeye gücü yeter mi? Bugün için mümkün değil elbette. Ama yettiği yerler ama, var. Tabii yettiği yerler var ama önemli olan şu. Böyle bir yani başka bir dünya mümkün. Mesela bu da Sayın Cumhurbaşkanımız sloganı. Başka bir dünyanın mümkün olduğuna göstermek ve bir şekilde inanmak isteyenler hiç olmazsa inanmak yolunda bir çaba sarf etmek. Bence G20 ile alakalı en temel şey buydu. Türkiye bu yönüyle de damgasını vurdu. Yani bir örnek verebilir miyim Murat Bey'e katkı olması bakımından? Bakın 21 Aralık 2017'yi hatırlayalım. Ne olmuştu? Kudüs tasarısında herkes demişti ki 20 Aralık'ta da yayındaydık yani. Ya ben dedim yani bir küresel kolektif hareket başlıyor. Hani bunu fark etmek lazım dedim. Herkesin söylediği şey şuydu. Ya yarın yani 21 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika'nın dediği olur. Kudüs'te başkent olur. Kimse de bir şey demez diyen varsa da ne oldu? 128'e 35. Bakın şey oldu. Yani aslında bu çok önemli. Tek panzehir bu efendim. Yani şu anki bu küresel sistemin sürüklendiği yerde oluşabilecek büyük kırılmanın önüne Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın temsil ettiği ve 21 Aralık 2017'de ilk defa test ettiğimiz bu küresel kolektif sosyal hareketin, siyasal hareketin canlanması. Yoksa gerçekten bu 5 tane ülke gene bu dünyayı aynı 1. 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi büyük bir çatışmanın içerisine sokmak niyetindeler. Yani bunu söyleyeyim yani. Umarım 1 ve 2. Dünya Savaşları'nda olduğu gibi aynı ortamlar artık dünya ulusları bu aynı ortamların gelişmesine bir dur der. Dediğim gibi yani 21 Aralık 2017 de bu noktada artık emperyalizmin tek seçenek olmadığını göstermesi bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Bunu gerçekten desteklenmesi lazım yani. Peki. Ama o çizginin gelişmemesi için de Amerika her türlü şeyi yapıyor. Elbette. Bütün bu kaos çıkarmaların aslında arka planında bu yatıyor. Yani o türden bir küresel işbirliklerinin gelişmesi ABD'yi rahatsız ettiği için her yerde bir olay bakın, çıkartıyor ve dünya başka şeyle uğraşıyor. Mesela Suriye'de de birazdan anlatacağım. Çok enteresan gelişme var. ABD'nin aciz kaldığı çok önemli noktalar var mesela. Var. Yani mesela bunlar aslında ümit verici. Yani o emperyalist güçler hakikaten uğraşıyorlar. Yani kendi
hegemonik düzenlerini dünyada yeniden tesis edebilme noktasında. Ama işler de hep istedikleri gibi de gitmiyor. Elbette, yani. Onu da görelim. Elbette. Hani gerçekten bir küresel siyasal bilinç ve bu siyasal bilincin kolektif bir harekete dönüşmesi şu anki yaşanacak o kötü senaryonun önlenmesi açısından tek çare efendim. Yani bunu da bir yere kaydedelim. Reklamdan sonra Suriye konusuna sizinle başlayacağız Eray Bey. Son 6 dakikam Hasan Uylaş'a ben dönmek istiyorum. Hasan, hem bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşması, İslam karşıtlığıyla ilgili söyledikleri, bunlar nasıl yankı buldu? Aynı zamanda Kur'an'a yapılan provokasyonlar, saldırılara da değinmişti. İsveç'in NATO üyeliğine yönelik yani kararı etkileyecek bir yere temas eder mi bu konu? Hem birazcık bunları da soralım sana. Hem de tabii son olarak yarın için nasıl bir ajanda görünüyor, onu da rica edelim. Yine çok kısa bildiri özelinde bir iki cümlede ben ifade etmek isterim. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın var. Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana aynı dili kullanıyor. İki devletin aynı masada oturması için yoğun bir diplomasi çalışması yürütüyor. Daha önce Antalya Diplomasi Forum'da Dışişleri Bakanları düzeyinde iki ülke bir araya gelmişti. İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı. Daha sonra hatırlanacağı gibi Macaristan seyahati sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle bir araya gelmişti uçakta. Orada verdiği mesaj son derece önemli. İki ülke liderini aynı masa etrafında toplama noktasında Türkiye'nin bir kez daha çağrısı olmuştu. Aslında bildiriye baktığımızda tamamen tavsiye niteliğinde bir bildiri, ancak Türkiye zaten bu bildiride yayınlanan birçok noktayı uzun süredir hem Rusya Devlet Başkanı Putin'le hem de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ağızdan taraflara iletiyordu. Tavsiye mahiyetinde bir karar. Muhtemelen odur ki önümüzdeki hafta zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak. Benzer bir senaryoyu, yine benzer bir açıklama, yine bu genel kurul çerçevesinde yapılacak açıklamalarda göreceğiz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları son derece önemli dedik. MİKTA zirvesinde, liderler zirvesinde, bu liderler buluşmasında yaptığı açıklamalar son derece önemli. Özellikle hep aynı noktaya aslında değiniyoruz. Artık küresel örgütlerin, G20 gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi örgütlerin artık barışın etkileyen, küresel krizi neden olan olayların çözümlenmesi noktasında bir sonuç ortaya koymuyor. Genelde tavsiye kararı alıyor ki bunu birçok olayda yaşadık. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dikkat çekti. Sonuçta önemli bir mesaj. Tabii az önce de altını çizdim. Özellikle Türkiye zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o dünya beşten büyüktür çıkışı sonrası bir reform bekliyor. Bunun için bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman dünya liderleriyle bir araya geldiğinde bu yönde beklentisini, çalışmasını, bu yönde bir adım atılırsa dünyanın nasıl bir yöne evrileceğini zaten sık sık liderler buluşmasında anlatıyordu. Yine bu zirve marjında yaptığı görüşmelerde ilk ağızdan liderlerle paylaşma imkanı buldu. Tabii küresel terörizm ve İslam karşıtlığı son derece önemli bir başlık ki yaklaşık son bir senedir aslında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği noktasında ilk adımın atılmasından itibaren biz geçtiğimiz sene İspanya'da yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunu konuşuyoruz. Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye onay verdi, ancak İsveç konusunda halen çekinceleri var. Her ne kadar 1 Haziran'da İsveç'te terörle mücadele yasası yürürlüğe girse de henüz Türkiye'nin beklentileri karşılanmış değil, ancak son dönemde hem Danimarka'da hem de İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon zaten artık Türkiye'nin bir anlamda kırmızı çizgisi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etmişti. Son olaylar sonrası zaten İslam İşbirliği Teşkilatı da toplanmış, tepkisini göstermişti. Ancak dediğimiz gibi artık dünya beşten büyüktür ifadesini belki de en güzel özetleyen nokta, artık uluslararası örgütler bir anlamda sadece tavsiye kararı alıyor. Bir yaptırım olmadığı için de artık her ülke yaptığıyla kalmak zorunda kalıyor. Ancak özellikle İsveç konusunda Türkiye'nin tavrı net zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan seyahati sonrası yaptığı açıklamada net bir ifade kullanmıştı.
Özellikle meclisi işaret etmişti ki 1 Ekim'de meclis tatilden gelecek ve belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ilk tezkerelerden bir tanesi bu olacak. Tabii muhalefetin görüşü de net. Sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi değil, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkma noktasında yine İYİ Parti'nin de benzer bir görüşte olduğunu biliyoruz. Ancak dediğimiz gibi özellikle ilerleyen dönemde İsveç'in NATO üyeliğini sıkça konuşacağız. Ancak özellikle Türkiye Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç ve Danimarka'dan gelen bu provokasyonlara zaten en üst perdede tepki göstermişti. Peki. Bu tepki devam edecek. Bu evet. Tepki de muhtemelen odur ki İsveç'in NATO üyeliği konusunda mecliste göreceğiz. Hasan, yarın ne bekliyor Cumhurbaşkanı ve diğer liderleri? Basın toplantıları nasıl şekillendi? Saat kaç gibi bekliyor muyuz bir basın toplantısı? Yarın sabah liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret edecek. Ardından da üçüncü oturum gerçekleştirilecek. Üçüncü oturum sonrası zaten G20 Liderler Zirvesi kapanmış olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 14'te bir son dakika değişikliği olmasa bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor ki özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasındaki en önemli başlık küresel gıda krizi ve tahıl koridoru anlaşmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın burada yapacağı basın toplantısında bu konuya dair önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Peki, eşi Emine Erdoğan da orada dediğin konuyla ilgili çalışmalarda bulunuyor tabii. Peki Hasan Uylaş, çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın bir saat yaklaşık bizlerle birliktesin. G20 zirvesinin başından beri oradaki tüm gelişmeleri, detayları, bizim görmediklerimizi bizlere aktarıyorsun. Teşekkürler. Güzel bir akşam, güzel bir gece diliyorum sana. Yarın görüşmek dileğiyle Hasan'a veda edelim. Şimdi biz de bir araya gidelim. Sonra döneceğiz. Müzakereye devam ediyoruz efendim. İkinci saatimize başlayalım. Çok değerli konuklarımızla siyasetin, Türkiye'nin daha doğrusu gündemini konuşuyoruz. Şimdi G20 zirvesinden bahsettik ilk saatimizde. Bu saatimizde de biraz Suriye'de neler oluyor haritalar eşliğinde anlatalım, konuşalım. Öncelikle MİT'ten bir nokta operasyon yapıldı. Yeşil kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi. O bilgiyi bir paylaşalım. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyonlarına devam ediyor. O operasyonlar hız kesmiyor biliyorsunuz ve son olarak da yine terörden arananlar listesinde yeşil kategoride aranan bir PKK-YPG'li terörist Rojna Kod adlı Zülfiye Binbir Suriye'de yapılan bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Biraz bunları konuşacağız. Dediğimiz gibi haritalarda bakacağız ne yönde, hangi noktalarda. Aynı zamanda da şimdi aşiretler PKK'ya karşı neden ayaklandı başlığını biz konuşuyoruz ve günlerdir konuşuyoruz. Aslında 12 gününe girdi bu çatışmalar. 12. gününe girdi ve Fırat Nehri kıyısı yakınında da bulunan köylerde yoğun olarak da sürüyor. Tabii bunların detayları var. Birazdan konuşmaya başlarız. Nasıl olmuştu? Daha doğrusu ne olmuştu? Nasıl başlamıştı özellikle bu ayaklanmalar? Bakalım haritaları da yavaş yavaş şöyle ortaya alalım. Eray Bey'le başlayalım bu konuya. Sonra da detaylara gireceğiz. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii buradaki bazı hususları öncelikle ifade etmek isterim. Birincisi Arap aşiretleri deniyor ama artık Arap aşiretlerinden bahsetmek güç. Artık Arap silahlı güçleri demek gerekiyor. Çünkü organize oldular. Peki. Harp meclisi kurdular. Ve birbirleriyle dayanışma içerisindeler. Yani ben bunu hani aşiret dediğiniz zaman sanki bağımsız hareket eden işte bir family yani bir aile klanı şeklinde. Evet. Artık bunu aşmış durumdalar. Bir kere bunu koyalım. İki, bu Arap silahlı güçlerinin güneydeki Deir ez-Zor hattında bulunan Arap silahlı güçlerinin hareketi, başlatmış olduğu hareket, terör yani PKK ve PYD'ye karşı başlatmış olduğu hareket sadece Deir ez-Zor'la da sınırlı kalmadı. Dikkat edin, bakın haritada gösteriyorum, bize nasıl bir işaret veriyor. Deir ez-Zor, daha doğrusu Haseke güneyi, Deir ez-Zor, Rakka, Münbiç, Tel Rifat. Şimdi buyurun gelin size bir çizgi, bir hat çizelim. Bakın görüyor musunuz? Bakın.
Haseke Güneyi, Deirizor, Rakka, Münbiç, Terfat. Ne hatırlatıyor bize? Demek ki artık bu mesele sadece Deirizor meselesi değil. Kolektif bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Yani ikinci olarak da bu, yani öncelikle kendi aralarında organize olabilmiş olmaları çok önemliydi. Bunu başardılar. Şu ana kadar 33 köyü, bu bölgedeki 33 köyü şeyden temizlediler. İkincisi, üçüncü diyeceğim hususta bunların, yani Arap silahlı güçlerinin bir kere o bölgenin kendi yerli halkı ve bu mücadele uluslararası hukukta da sosyolojik olarak da haklı ve meşru bir mücadeledir. Bunun da adını koyalım. Şimdi tabii öyle bir noktaya geldi ki, o kadar ki 27 Ağustos'ta başladı bu, evet, ilk çatışma. Deirizor'da başladı. Şu anki sayıları yaklaşık 30-40 bine ulaştı. Yani bu Arap silahlı güçlerinin sayısı bu bütün bölgede, şu saydığım alanlarda yaklaşık 30 bini geçmiş durumda. Şimdi bu çok önemli bir gelişme. Demek ki yıllardır ezilen, baskı altında tutulan Suriye'nin kendi halkları bir bilinçle harekete geçti. Enteresan olan şey şu, yarınki akşam gazetesinde de bunu yazdım, detaylı olarak yazdım. Şöyle bir durum var, bu harekete Kürtler de destek veriyor. Hı hı. Bakın, yani enteresan olan şey bu. O yüzden dedim, yani Suriye ulusal mücadele, Suriye'nin kendi halklarının meşru ve haklı ulusal bir mücadelesi şeklinde artık yorumlamak lazım. Yani sadece Arap aşiretleri işte ayaklandı, yarın başka tarafa döner bunlar ya da kendi aralarında mücadeleye başlarlar gibi değerlendirmek çok çok doğru değil. Kolektif bir harekete dönüşmüş durumda. Türkmen aşiretleri de destek vermeye başladılar. Çok yaşa. Evet. Bunu söyleyecektim zaten tam. Enteresan olan diğer husus da Murat Bey'in söylediği gibi, bu hareketin, yani o 30-40 bin kişinin içerisinde Kürtler olduğu gibi, bölgedeki yaşayan Kürtler olduğu gibi, Özgür Suriye Ordusu güçleri içerisindeki Türkmenler de destek veriyor. Daha enteresanı, Nusayriler de destek veriyor. Yani şimdi dolayısıyla bu konu sadece Arap aşiretlerine indirgenecek bir konu olmaktan çıkmıştır. Bir kere bunu hakkını verelim ve kuzeyden güneye doğru bunlar ilerliyorlar. PKK ile mücadele ediyorlar, teröristlerle mücadele ediyorlar, PYD ile mücadele ediyorlar. Bunu bilelim ve bu hareket mutlaka desteklenmelidir efendim. Şimdi size bazı ilginç detaylar vereceğim. Tabii. Şimdi bakınız, stratejik olarak baktığımızda biliyorsunuz Irak'ın kuzeyindeki yaklaşık yerlerini de söyleyeyim. Hakurk, Gara ve şurada Kamışlı hattına doğru Sinat'ın güneyinden gelen şöyle bir hat var. Bu hat, ben Hakurk'a da gitmiştim bu arada, bu operasyonlar esnasında. Sayın Savunma Bakanı'nın, Milli Savunma Bakanı Güler'in yaptığı bir açıklamaya dayanarak şunu söylüyorum. Dedi ki Sayın Güler, artık burada bölge tamamen temizlendi, kontrol altına alındı ve burada operasyonuna artık sona yaklaştık. Şimdi bu çok önemli, çünkü tarihi eşkıyalık ve haydutluklarla dolu ve eşkıyalığın, zorbalığın kültür haline geldiği bir yeri siz temizliyorsunuz. Ve dünyada unmanned, İngilizcesi kontrol edilemeyen alanlardan birisi de burasıdır. Bakınız, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti burayı temizlemiştir. Ve buradaki terör varlığını söküp almıştır. Ne oldu? Kandil'le... Suriye'nin bağlantısı koptu bakın. Ve buradan, yani Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye teröristler güç aktaramıyorlar. Sebebi şu, bağlantı koptu bir. İkincisi de aktaracak güç kalmadı. Yani burada çok ciddi bir güç kaybına uğradılar, alan kaybına uğradılar. Ve bunu artık yerine koyabilmeleri çok mümkün değil. Peki. Bakınız, demin siz çok enteresan bir örnek verdiniz ki onu ben de Twitter'dan paylaşmıştım. Bu terörist nerede etkisiz hale getiriliyor? Suriye'de. Şimdi neden bunu söyledim? Bakın, doğuda artık PKK'nın hareketi söz konusu olamaz. Güneyde ta Fırat'ın batısına kadar bir kolektif sosyal hareket, siyasal hareket, askeri hareket başlamış durumda ve bunu devam ediyor. Kuzeyde Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT
Burada sürekli bu teröristlerin de özellikle üst düzey teröristleri sürekli enselerinde ve etkisiz hale getiriyor. İdlib'de kim var? Türkiye var. Yani Tel Rifat'ın hemen batısında. Dolayısıyla bakınız. Aferin. Hepsini bir düşündüğümüzde PKK Suriye PKK'sı haline geldi artık. Suriye PKK PYD'si stratejik bir çemberin içerisine alınmış vaziyette. Son cümlede şunu söyleyeyim. Eğer şu hareket biraz daha Haseke, Rakka kuzeyi, Minbiç hattına doğru ilerlerse ki şu ana kadar Deir Zor bölgesinde başlayan bu hareket şu alanı kontrol etmiş vaziyette. Artık şuralarda PKK yok, tüket bitirdiler. O zaman burada artık bir sonraki adım kuvvetle muhtemel. Bu bir tahmindir. Onu hiçbir duyumum yok. Size, evet. Muhtemelen Aynel Arap bölgesinden bir operasyon olabilir. Buradaki konjektürel gelişmelere bağlı olarak. Peki neden? Şimdi diyeceksiniz ki Amerika var. Değil mi? Yani bölgede rejim unsurları var filan. Şimdi bakın efendim. Bu olayın hikayesi şu. Deir Zor Rakka hattındaki bu Arap aşiretleri 2011 yılında Amerika'nın getirttiği elinde testereler olan, motorlu testereler olan DAEŞ'li katiller tarafından bu bölgede büyük katliamlar yapıldı. Sonra oluşan bu boşluklara Amerika PKK'yı kendi eliyle getirip yerleştirdi. O tarihten beridir de bu PKK'lılar bu hattı kontrol ediyorlar. Niye? Çünkü Suriye'nin petrol yataklarının %80'i bu bölgede efendim. Ve buradan bakın Esad rejimi sadece %20'sini ancak kullanabiliyor. Ve buradan bunlar büyük gelirler elde ediyorlar. Yani Amerika'nın cebine elini atmadan zaten buradaki PKK buradaki kaynaklarla besleniyor. Birinci şey buydu. İkincisi askeri açıdan düşündüğümüzde eğer Türkiye'nin operasyonu ilerlerse ikinci tutunma hattı Rakka, Deir Zor, Haseke Güneyi, şurada El Tanf var bu hattı. Burada da çok sayıda mevzi yaptılar bunlar ikinci tutunma hattı olarak. Şimdi asıl hikayenin özü neden 2011 yılından beri bugüne kadar bunlar ezilmelerine rağmen yani bu bölgedeki halklar ezilmelerine rağmen çocukları kaçırılması, işte vergiler alınması, yaşlıları bile getirip mevzilerde şurada burada çalıştırılması yani zulüm görmelerine rağmen niye şimdi bu hareket başladı? Sebebi şu güç boşluğu. Peki bu güç boşluğu nasıl oluştu? Şöyle oluştu. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna Savaşı başladığından itibaren bu bölgedeki askeri güçlerini Ukrayna'ya kaydırdı. Ve burada sadece garnizoncuklar bıraktı. Çok az gücü var. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de gelişen konjonktürel duruma bağlı olarak Orta Doğu, Irak ve Suriye dahil Orta Doğu'daki güçlerin büyük bir bölümünü Asya Pasifik'e kaydırdı. Bakınız şu an Suriye'de Amerika'nın 700 tane askeri var. Başka bir şey yok. Ağır silahları yok vesaire. Ama neyi var? Hava gücü var. Yani bunları destekleyebilecek hava gücü var. Peki bu hava gücü nerede? Şu an nerede mesela? Nasıl oluyor da şimdi nereden çıkıyor da bunlar gelip birden burada işte PKK'lıları ya da Amerikan askerlerini destekleyebiliyorlar? Haritada göstermemiş. Kıbrıs'ta iki tane İngiliz üssü var ya. Aha oradalar. Oradan geliyorlar. Tamam mı? Bunların lojistiği o İngiliz Arthur ve Dikelya üstlerinden buraya geliyorlar efendim. Bunu da bir kenara not edelim. Peki. Ama şöyle bir şey oldu. Bir şey değişti. O da şu. Rusya güç kaydırdıktan sonra biliyorsunuz Haziran ayında bir Wagner isyanı oldu Rusya'da. Evet. Bu Wagner isyanı bastırıldıktan sonra Rusya Suriye ve Libya'daki Wagner güçlerini tasfiye etti. Evet. Şu an Suriye'de Wagner gücü yok. Bakınız evet. Şimdi ama, gücünü... Ama halen... Konvoyu bombaladı Rusya. Efendim? Konvoyları bombaladı. Hangi konvoyları? Bak şey Rakka'ya, Deir Zor'a giden, Menbiç'ten falan giden konvoyları Rusya bombaladı. Şimdi... Enteresan bir şey. Şöyle bir şey var. Tabii burada şeyin neydi onun ismi? Onu şununla açıklamak gerekir Mahmut Bey. Şimdi burada bu güç boşluğu dediğim şey fiziksel olarak askeri güç boşluğu var ve rejimi destekleyemiyor. Onun öncesinde ne oldu biliyor musunuz? O konvoyları vurmadan önce. Rejim burada 27 Ağustos'ta ayaklanan Arap silahlı güçlerine karşı saldırı yaptı. Fakat cılız bir saldırı, topçu atışları falan yaptı. Arap güçleri bunları püskürttü. Ondan sonra Rusya'nın uçakları devreye girdi. Ama onlar da etkili olamadı.
Çünkü neticede bunlar havadan karaya uçaklar. Hava hava muharebesi yapacak uçaklar değil. O düşürülen Rus uçağı vardı ya, onu o cinsten, yani daha düşük kalibrede. Dolayısıyla çok da etkili olmadı. Fakat burada asıl dikkati çeken şey, bir, artık Rusya rejimi destekleyemiyor. O yüzden rejimi destekleyemediği için de Amerika destekli rejimin kontrolündeki yerlerde dürzi ağırlıklı ayaklanmalar var. Hmm. Çok sayıda ayaklanma var. Ve bunu İran Hizbullah'ın desteğine rağmen rejim bastıramıyor efendim. Bunda başarılı olamadı. Aynı şekilde yıllardır, yani düşünün 10 yıl önce bu hareket olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Rejim tanklarıyla gelir burayı ezerdi. PKK buraya Amerika'nın uçakları desteğinde girer darmadağın ederdi. Fakat şu an edemiyor. Şu an bu gücü yok çünkü rejim de o askeri gücü 30 bine indi. Peki. Yani ama bir şey söyleyeceğim son olarak. Tabii tabii, buyurun. Şimdi baktığımızda temel sorun şu. Peki PKK'yla mücadele ediyor bunlar ve başarı da kazanıyorlar. Neden Amerika PKK'lıları desteklemek adına hava gücünü kullanmıyor? Dedik ya, yani ani ve yakın hava desteklerini Amerika'nın dünyanın her yerinde hava gücüyle vuracak güç ve kapasitesi var. Neden bunu yapamıyor? Bakınız, benim kanaatim şu. Bu Arap güçlerinin elinde hava savunma füzeleri var. Hı hı. Bakın, bir dahaki sefere Rusya'ya da kullanırlar. Onu size söyleyeyim. Dolayısıyla burada düşünün, yani şimdi Arap güçleri bir tane Amerikan uçağını düşürürse ne olur? Etkin. Bu riske giremezler. Dolayısıyla bu görünen o ki bu süreç bu bölgede Fırat'ın doğusunda ilerlerken Amerika'da taraf değiştirip bu bölgede rejimi kontrol edecek 2011 yılındaki muhalif başbakanı Esad'ı devirip yerine 2011 yılındaki muhalif başbakanı getirmek istiyorlar. Bu sayede rejimi kontrol edip kendi kontrolüne alırlarsa bu sefer buradaki meşru güce karşı kullanabileceği bir meşru güç olacak. Hmm. Yani Amerika'nın stratejik planı da bu. Peki bunu nereden anlıyoruz efendim? Bakınız, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kamışlı'ya Pentagon'un başkanı, yani Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley geldi. Yani. Hemen CENTCOM komutanı geldi. Ondan sonra bir sürü gene üst düzey generaller geldi. Şimdi size şunu soruyorum. Bunlar stratejik insanlar ya. Evet. Amerika'nın Genelkurmay, şimdi 3 tane baldırı çıplak teröristin tatbikatını izlemek için mi geliyor sanıyorsunuz? Tamam mı? Yani niye bağlıyorsunuz? İşte bu şuradaki hareketi, yani rejimin el değiştirmesi ve kendilerine bağlı bir meşru güç üzerinden Suriye'yi yeniden dizayn etme projesi Amerika'nın yeni planı. Bunu bilelim. Hı. Ben bunu yazdım da hatta. İran ne yapacak? Efendim? İran ne yapacak? Şimdi İran iki tane durumu var. Bir kere İran'ın formal askeri gücü yok burada. Milis güçleri milis var. Milis gücü var. Heh. Milis güçleri de dikkat edin, ne zaman başını kaldırsa İsrail gelip buru vuruyor. Dolayısıyla tam da Amerika ile İsrail biliyorsunuz koordineli çalışıyorlar. Yani burada İsrail üzerinden İran baskı altına alınmış olduğu gibi yeni küresel gelişmelerde İran Rusya'ya angaje olmuş durumda. Hatırlayın, İran'ın çok sayıda dronları vesaireyi verdi. Dolayısıyla İran'ın da aslında diğer aktörlerinde gözü şu an kuzeye kaymış durumda. Dolayısıyla şu an gördüğümüz kadarıyla saha bilgisi, İran'ın çok fazla hareket edebilme kapasitesi, kabiliyeti yok. Yani şu süreçlere müdahale edemiyor. O yüzden dedim, bakın burada ayaklanmalar çıkıyor rejime karşı. Normalde İran'ın bunlara müdahale etmesi lazım. 2011 yılında müdahale etti. İran Hizbullah'ını da getirdi. Libnan Hizbullah'ını da getirdi ve bastırdılar. Ama şu an gene aynı güçler ortada ama bunu bastıramıyorlar. Dolayısıyla farklı bir denklem oluşuyor. İşte bu stratejik süreçte Türkiye burada da boş durmuyor. Yani hem MİT hem Türk Silahlı Kuvvetleri sürekli şey yapıyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Artık PKK da eski PKK değil. Bitirdik yani. O kadar çok terörist etkisiz hale geldi ki ne kadar bunu yerine koyabilir? Koyamıyorlar. Güç azaldı. Şurada güç zaten kayboldu. Burada da artık şu çemberin içerisine sıkışmış vaziyetteler. Buradaki kritik soru, Amerika bunlara karşı hava gücünü kullanacak mı, kullanmayacak mı? 27 Ağustos'tan beri de kullanmadı. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Çok detaylı, çok güzel bir anlatım oldu. Gerçekten. Teşekkürler. Hocam, gerçekten. Üniversitede hoca olmanın faydası. Hiç anlamayan biri olarak ben çok ilk kez bu kadar detaylıca şey anladım. Ben, buyurun Mahmut Bey. Yani tabii Eray Hoca'nın daha stratejik baktığı doğru. Fakat
O bölgede şöyle bir gerçekleşim. O bölge aslında Kürt bölgesi değil. Tabii. Yani Rakka, Deir ez-Zor, Membiç aslında Arap attı. Şimdi Arapların yaşadığı bir bölgeye siz siyaset mühendisiyle bir terör örgütünü PKK'ya getirirseniz orada tutmaz. SGD dedikleri bir örgütü suni bir şekilde yarattılar. Ben onu siyaset mühendisliğinin küresel versiyonu diye yorumladım. Şimdi Amerika bunu yaptı. Doğru, belki başka parametrelere de gelişiyor olabilir ama şöyle bir gerçeklik de gelişti. Oradaki Araplar bir defa başlangıçta sahipsizdiler. Yani ne devlet sahip çıktı ne örgütsel bir derinlikleri vardı. Kürtler biraz daha örgütlüydü. Yani Suriye Kürtleri dediğimiz Kürtler 1960'tan beri örgütleri var. Öyle veya böyle. Sonra PKK geldi 2004'ten sonra. 2004'ten sonra bu PYD'yi kurdukları zaman, PYD o zaman kuruldu. Kurduktan sonra oradaki Kürt siyasi aktörlerinin bir kısmını öldürdüler. Yani Kürtlerin daha ne denir, daha silahlı olmayan barışçıl Kürtlerin bir kısmını öldürdüler ve sessiz hale getirdiler. O çizginin altında ABD bölgede kalabilmek için Arapların üzerinde, Araplarla Kürtleri, yani Kürtler dediğime bakmayın, PKK'yı bir araya getirerek SGD'yi oluşturdu. Amaç bölgede Amerika'nın kalıcılığını sağlamaktı. CENTCOM buna planladı. Yani kalmak için bir gerekçeydi. Petrol sadece bir gerekçe değil. Tabii petrol değil. PKK'yı vereceği parayı karşılamak için bir gerekçeydi. Yani milyonlarca dolar bütçe ayırmış Amerika. PKK'ya veriyor. Tabii silah veriyor. Suriye'nin petrolü de öyle çok katı sayılır. Büyük bir petrol de değil ayrıca Suriye. Yok, sadece petrol değil. Tabii. Öyle enteresan bir şey ki mesela bak Eray Hoca da söylüyor. Ya Suriye rejimi o petrolün %20'sini alıyor. Ya nasıl alıyor? Kamışlı'da birlikte nöbet tutuyorlar. Kimle tutuyorlar? Amerikalılar, PKK'lılar, hatta Ruslar da var. Hatta Ruslar. Ya şu bu hesap böyle bir küresel kirli ilişki olabilir mi? Ya bir taraftan PKK'nın terör örgütü ilan edeceksin, onu silah vereceksin, Araplarla bir araya getireceksin. Ben Arap sosyolojisinde bir bilinç geliştiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü niye? 2 sene önce bile Membiç'te bir ayaklanma oldu. Evet. Arkasından Halep'in içinden ayaklanmalar, buraya yönelik ayaklanmalar oldu. Evet. Yani bu yeni bir şey değil aslında. Araplar şöyle, Arap milliyetçiliği, Araplar şöyle düşünmeye başladılar. Ya bir dakika ya ne oluyor? Çünkü daha örgütlü değillerdi. Şimdi örgütlendiler. Hatta SDG içerisinde işin nereye evrildiğini de gördüler. Evet, evet. Ha bunu Türkiye'nin terörle mücadelesi de çok etkiledi. Türkiye'nin Araplarla ilişkisi, göçmenlere sahip çıkması, Suriyelere sahip çıkması da çok etkiledi. Yani kesinlikle. Araplar dediğin oradaki bir akrabası da Türkiye'dedir. Tabii. Öyle veya böyle bir biçimde o bağda devam ediyor. Yani Türkiye'nin bölgesel siyasetinin de bir parçasıdır. Fakat ben riski gördüğüm nokta şu. ABD ya Türkiye'yle yeni bir ilişki kurmaya çalışacak. O zaman belki bölgeyi Türkiye'ye bırakır mı? O, bilmiyorum bakın. Çok zor. Yahut da Türkiye'yi tuzağa çekmek istiyor. Ha ikincisi. Bak, ben onu söylemedim. Yani çok bunun bir sonraki niye? Aşaması. Çünkü Türkiye'nin bölgeye çekmeye çalışarak Türkiye'ye bugüne kadar darbeyle işte siyaset mühendisi yapamadığını o bölgede, çünkü Türkiye girdiği anda ya da daha doğrusu derinleştirirse işi, İran başka türlü başkaldıracak. Yani Suriye rejimi Rusya üzerinden başka türlü başkaldıracak. Yani bölgede Türkiye'yi sıkıştırmak için her şeyi yapacaklar. Böyle bir tuzak olabilir. Ben Türkiye'nin tabii bu tuzağa düşmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Yani Türkiye bu gerçeği ama şöyle görüyor. Bir planları olduğunu düşünüyoruz. Hani ben daha ileriye götürmedim meseleyi. Eğer Esad rejimi el değiştirirse ki Dışişleri Bakanı açıklama yaptı bir ay kadar önce Amerika ile görüştüklerini söyledi. Ki ben söylemedim, onlar söyledi. Yani çok yönlü, dediğiniz gibi o kadar kirli ve girift ilişkiler içerisindeler. Rejim özellikle burada bu kirli ilişkiler içerisinde. Sonuçta eğer rejim el değiştirir, Hindistan nasıl Amerika'nın artık yanında yer aldıysa rejimi kontrol ederlerse yani bölgede Türkiye'ye karşı rejimi hareketlendirebilme ihtimalleri var efendim. Yani bunu ama o zaman Rusya ne yapacak? Ya? Efendim? Çok, Rusya ne yapacak? Rusya'yı zaten yani ya Rusya anlaşacak Amerika'ya, hani hatırlayın şuradaki bölgeleri Amerika çekildikten sonra Rusya'ya bıraktı. O mutabakata hatırlayın. Ama bıraktı da mesela geçen Cumhurbaşkanı Soçi'de görüşürken Putin de enteresan bir cümle kurdu. Dedi ki Arap halklarının isyanı haklıdır. O da çok enteresan. Biz de aynısını söylüyoruz. Hem uçakla bombalıyorsun hem haklıdır diyorsun. Yani şimdi
Bu müthiş çok bir paradoks tabii. Yani paradoks. Şimdi ama şu var. Yani küresel güçler menfaatlerinin çatıştığı yerlerde üçüncü tarafları satabiliyorlar. Aa. Ben bunu burada gördüm. Bakın çok nettir. Yani burada bir mutabakat yapıldı. Tam Amerika ile ilk başta tarihi de var. Aralarında 5 gün var çünkü. Önce biz Amerika ile mutabakat yaptık. Amerika dedi tamam çekiliyorum. Siz bir baktık ki bizden önce Ruslar girdi oraya. Ruslar girdi. Biz Ruslarla ikinci bir anlaşma protokol yapmak zorunda kaldık. Münbiş'te de oldu. Münbiş'te aynı şey. Evet, Münbiş'te de aynı oldu. Bakın bu Kamışlı hattında da oldu. Münbiş'te de aynı oldu. Tel Rifat zaten Rusların kontrolünde. Yani gerçekten çok kirli ama Türkiye'nin politikası çok net, insani ve son derece pür. Ya i̇şte Bey, burada... ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Belki şimdi konuşmayı uzatmayalım fazla ama şimdi baştan beri de bunu savundum, konuştuk da bazı yerde. Ya şimdi Münbiş'te Arap bölgesi Münbiş. Çok az dışında Kürt vardır belki. Şimdi burada Rusya rejim PKK'nın orada olması hiç itiraz etmiyor. Ve Türkiye çıksın diyorlar Afrin'den. Ya bu inanılmaz bir kafa yani. Hayır, Türkiye'den bakın, de bir kısım insan bunu söylüyor. Biz böyle düşündüğümüz yani bizim bakış açımız da inanılmaz. Onların bakış açısıyla şöyle düşün. Türkiye mi onların milli çıkarlarına daha fazla zarar verir çatışırsa yoksa PKK mı? Türkiye tabii ki yani şimdi istemiyorlar ama iki istenmeyen arasında tercih yaparlarsa da Türkiye'yi daha çok istemiyorlar. Yani bunu da bilelim. Hani uluslararası sistem anarşiktir. Anarşikliği belirleyen yani uluslararası sistem anarşik sistemde ülkelerin milli çıkarlarını belirleyen de güçtür. Buna realist yaklaşım diyoruz. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Zor oyunu bozar. Bakınız o yüzden ısrarla dedim. Bu bir Arap aşiretine indirgemeyelim. Bu bir kolektif bir mücadeleye dönüşmüştür. Hattı da burasıdır ve desteklenmelidir dedim. Bakın desteklenmelidir. Çünkü bu biraz önce sizin anlattığınız Mahmut Bey sosyolojik gerekçe ve gerçeklerle biz buna sosyolojide praksis diyoruz. Yani toplumun çeşitli olaylarla olgunlaşması ve artık nasıl diyeyim mesela kitle ile grup arasındaki fark kitleleşmesi. Yani bir etkiyle topyekün harekete geçebilecek toplumsal gruplar haline gelmesi. Artık burada Arap kökenli insanlar durumun farkındalar. Ama enteresan olan şey şu. Hani bir şey Kürtler de destek veriyor dedim. Sebebi şu. PKK gelip oradaki Kürtlere ideolojimiz budur kardeşim bundan sonra da böyle olacaktır diyenlere itiraz edenleri ya öldürdü ya da işte 350 bin o Suriyelilerle birlikte Kürt kökenli Suriyeli insan şu an Türkiye'de. Türkiye'de biz bunu Suriyeli olarak Irak, görüyoruz. Irak Kürdistan'ında var. Göç ettiler yani. Tabii göç ettiler. PYD'nin lideri Salih Müslim'in abi Türkiye'ye hicret etti. Türkiye'de de vefat etti yani. Yani ve PKK'ya karşı olduğu için. Üniversite hocasıydı yani Salih Müslim'in abini hatırlayın. Ha, kendi peki, abisi dahi kendisiyle. Evet. Ama burada şöyle şimdi bir sosyolojik gerçeklik var. Ben hep bunun da altını çiziyorum. Yani burada baskıyla şu an biat etmiş oradaki Kürt kökenli insanlar baskı olduğu için o PKK'nın ideolojisini kabul ettiklerini düşünmeyin. PKK buradan gücünü zayıflatınca bunlar da tekrar geri o şu anki başkaldırıya şu anki mücadeleye doğal olarak katılıyorlar. Çünkü onlar da ya çok Amerika çektiler. O şeyi vermeseydi herhalde o iş zaten çoktan değişirdi. Amerika'nın gücüyle de orada kalıyorlar. Şimdi şöyle biraz meseleyi şu şekilde almak lazım. Arap aşiretleri bugüne kadar neden durdu sorusunun cevabını orada bulmak lazım. Çünkü biliyorsunuz ayaklanma 2011'deki ayaklanma başladığında bugün PKK'nın kontrolünde olarak gördüğümüz hatta Halep'i de içinde alarak yani o hem sarı bölge hem turuncu bölge olarak gördüğümüz bölgenin neredeyse tamamı Suriyeli muhaliflerin eline geçti. Ve 2011 ile 2014 arasında Suriye'nin topraklarının neredeyse tamamına yakını Şam ve çevresi dışında yani Beyrut'a yakın olan kısım dışındaki tüm topraklar Suriye muhalefetin kontrolüne geçmişti. Peki bu olay nasıl değişti hatırlayalım. DAEŞ terör örgütü kalktı geldi Irak'tan. Suriye'de başta Deir ez-Zor ve Rakka olmak üzere Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki bu şehirleri inanılmaz bir katliam gerçekleştirerek. Yani mesela sadece Rakka'da bir günde 700 kişiyi öldürerek mesela 700 silahlı unsuru öldürerek katliam yaparak ve bu işte Deir ez-Zor'daki en büyük kabile ayaklanmaya katılan Ugeydat kabilesi. O kadar büyük DAEŞ'a kayıplar verdi ki ben mesela Cerablus'a gittiğimde orada gördüm oradan gelen Deir ez-Zor'dan gelmiş olan ve Suriye Milli Ordusu içerisinde görev yapan Deir ez-Zorlu kabile mensuplarıyla karşılaşmışım gençlerin. Hı hı. Diyor ki bizim ailemizdeki
tüm erkekler öldürüldü ve başları kesilmek suretiyle öldürüldü. O sebeple biz DAEŞ'e karşı direndik, şehrimizden çıkarmaya çalıştık ama muvaffak olamadık. Çünkü çok büyük bir silahlı güç vardı. Hı hı. O silahlı gücü nasıl eline geçmişti hatırlayalım, onu da hatırlayalım. Irak ordusunu, yani Musul'da, mezhepçi bir yapıdaki Saddam Hüseyin sonrasında kurulmuş olan, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurdurmuş olan bu ordu, Musul'daki bütün tahkimatını bir gecede terk edip gitti. Ve bütün bu büyük silah, ağır silahların tamamı DAEŞ'in eline geçti. DAEŞ o silahlarla geldi ve Rakka ve Deir ez-Zor'u yok etti. Şimdi Arap kabilelerinin böyle bir güç karşısında, yani Amerikan silahlarıyla donanmış bir DAEŞ karşısında direnebilme gücü yoktu. Doğal olarak önce DAEŞ'a biat etmek zorunda kaldı bu kabilelerin tamamı, teslim oldular. Gençlerin önemli bir kısmı Suriye Milli Ordusu saflarına katılmak üzere kuzeye doğru geldiler ve Cerablus'un mesela alınmasında, Tel Abyad'ın alınmasında, hatta Afrin'in alınmasında bile bu unsurlar, yani Arap kabilelerin çocukları, Ugeydat ve Bakkara kabileleri, büyük kabileler. Ugeydat kabilesi sadece Deir ez-Zor'un %60'ını oluşturuyor. Yani kabile şehrin %60'ı. Yaklaşık 1 milyonluk bir kabile. Yani mesela Cuburi kabilesi 8 milyonluk kabile ve kabile Musul'a kadar devam ediyor. Çok büyük Arap kabilelerinden bahsediyoruz. Doğal olarak daha sonra DAEŞ ortadan kaldırılıp Amerikan Birleşik Devletleri tarafından hava harekatıyla, daha sonra da PKK'nın karadan ilerlemesiyle bu sefer DAEŞ püskürtüldüğünde bölge bütünüyle PKK'nın eline geçmiş oldu. DAEŞ nasıl kısa bir süre içerisinde gelip bu bölgeyi kontrol ettiyse aynı hızla da çekip gitti. Hatırlayacak olursanız DAEŞ'in liderleri Deir ez-Zor ve Rakka'da Amerikan helikopterleriyle bölgeden alındılar. PKK'nın gözlerinin önünde Reuters ve BBC bunu yayınladı. Çekti, görüntülerini dünyaya servis etti. Evet. PKK'larla çatışan DAEŞ komutanları doğrudan Amerikan helikopterleriyle alındılar ve güvenli bir bölgeye taşındılar. Şimdi doğal olarak PKK her şey aslında rücu ediyor. Yani PKK bölgenin gerçek demografisine sahip değil. Ya, PKK açısından. Şunu hatırlatayım, devam et. Evet, o zamanlarda yazdık bunu tabii. DAEŞ önce Erbil'e, arkasından Kobani'ye saldırdı. Tabii. Tam simgeseldi yani. Tabii. Tamamen PKK'nın önünü açmak için ABD'nin bir aparatı olarak devreye girdi. O zamanlar İngiliz anahtarı falan gibi laflar söylemiştik. Hakikaten de öyleydi ya. Testerelerle gelip oradaki halkı katlettiler. Yani. Çok çok önemli bir şeyi hatırlattı Mahmut abi. Çünkü mesela DAEŞ ortaya çıkmış, kendisini işte Şam ve Irak'ta bir devlet olarak kurulduğunu ilan etmiş. Doğal olarak kiminle savaşmasını beklersiniz? Şam rejimiyle. Şam'la yani Aynül Arap arası 550 kilometre. Siz 550 kilometre ötedeki bir yere saldırıyorsunuz. Bir taşla birkaç kuş vurur. Ne alaka yani? PKK'ya alan açıyorsunuz. PKK'nın bütün Avrupa'da DAEŞ terörüne karşı, vahşetine karşı mücadele eden meşru bir unsur gibi görülmesini ve Batı başkentlerinde seküler bir yapı olarak bir meşruiyet kazanması için propaganda fırsatı veriyorsunuz. Bir. İki, Afrin'e, özür dilerim, Kobani'ye yönelik, yani Aynül Arap'a karşı yapmış olduğu DAEŞ saldırılarında Irak'tan getirdiği Arapları kullanmadı. Yani kendi özel gerçek militanlarını değil. Çeçenistan'dan ve Dağıstan'dan Rusya ile savaşan militanların tamamı Suriye'ye geçmişti. O militanların tamamını Kobani kuşatmasında harcadı, 3000 kişi. Böylece Rusya'nın da eli rahatlamış oldu Kafkasya'da. Yani aslında DAEŞ sadece ABD ile değil, Rusya ile de bu şekilde çalışmış oldu. Şimdi sonuç itibariyle bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündemi farklı. Doğal olarak Suriye artık gündemi değil, öncelikli gündemi olmaktan çıkmış durumda. Rusya'nın da öncelikli gündem haliyle günde 1000 kişiyi kaybettiği Ukrayna Savaşı. Ukrayna. Haliyle bu bölgedeki kontrolünü biraz daha kaybetmiş durumda. İkincisi, şimdi o efsane de çökmüş oldu. PKK ne deniyordu? Binlerce tır silahla donatılmış 100 bin kişilik bir ordu. Yani nerede onu? Şimdi bu 100 bin kişilik ordu dediklerinin aslında içinde 7-8 bin PKK'lı olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kalanı, başından beri hep Murat Bey bunu söyledim yani. Çok önemli bir konu. Yani hep bir büyütüldü böyle yani. Tabii. Evet, bir propagandaya dönüştürüldü. Bununla yani ne yapılmaya çalışıyordu çünkü Eray Hocam? Aman Afrin'e girmeyin, büyük bir güçle zayiat verirsiniz. Aman Münbiç'e girmeyin, büyük zayiat verirsiniz. Şimdi şunu gördük ki aslında zorla Arap kabilelerinden aldıkları gençler kabilelerinin liderlerinin çağrısıyla silahlarıyla beraber geri döndüler.
Safları saf değiştiriyorlar evet, şu anda. Geri döndü. Bir yandan da ABD şunu yapıyor ama bu sefer vaziyetin bu olduğunu görünce bugün mesela Rakka'da bazı Arap aşiretlerinin liderlerine parayla para akıtarak PKK safında olduklarına dair bildiriler yayınlatmaya başladılar. Ama bu çok büyük anlamda yani büyük aşiretler değildi ama böyle göstermelik dünyaya şu mesajı vermeye çalışıyorlar. Biz Araplara karşı savaşmıyoruz. Biz Arapların da dahil olduğu bir demokratik hat için savaşıyoruz. O Araplar, tekrar tırnak içine söylüyorum, o ayaklanan Araplar bir dönem DEAŞ'a biat etmiş Araplardı. Çünkü biraz önce söyledim, DEAŞ'a yani katledilerek itaat etmek zorunda kaldılar. Sonra da PKK'ya itaat ettiler zaten. Hı hı. Doğal olarak bu propaganda, asıl bakın burada önemli olan konulardan bir boyutu da şu. Bu propagandayı ne yazık ki Türkiye'de de aynı şekilde devam ediyorlar. Türkiye'de bir televizyon kanalına çıkan bir yazar, gazetecimiz sağ olsun, 10 yıl önce DEAŞ'ın Rakka'daki bir görüntüsünü yayınladı ve dedi ki, bakın DEAŞ Rakka'da bu şekilde, üstelik Türk Gaziantep'ten giden Türklerin de içinde olduğu bir grup, bakın orada şey yapıyor, PKK'lara karşı mücadele ediyor. Ya 10 yıl önceki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yok ettiği, ezdiği bir görüntüyü bugün niçin konuşmaya ihtiyacı hissediyorsun? Çünkü Arap kabilelerin ayaklanmasının üzerinde bir töhmet oluşturmaya gayret ediyorsun. Benim sonuç olarak şu burada söyleyebileceğim şey şudur. Bu ayaklanma ne kadar ilerleyebilir? Arap kabileleri sonunda şu gerçek var. PKK bu bölgenin gerçeği değil. PKK Haseke'den Sincar'a kadar uzanan hatta. Gerçekten Kürt demografisinin yoğun olduğu yer Haseke ve civarıdır. Haseke vilayetidir. Suriye'nin büyük vilayetlerinden biri. Bu vilayetlerde bir Kürt, bir destekçisi var mı? Var. Var. Yani potansiyel. O destekçilerin olduğu alana kadar Arap kabileleri gidebilirler. Ondan sonrasında gitmesi çok kolay olmaz. Birincisi bu. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye müdahale eder mi? Şu ana kadar çok mesafeli durdu. Neden? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri açısından asıl olan şey Türk sınırına yakın olan hattaki güvenliğin muhafazası. O da başta Münbiç olmak üzere ve Aynül Arap'taki bu hattın, iki kırmızı hattın kapatılması. Türkiye açısından bu çok kıymetli. Neden? Türkiye'ye Suriyeli 1 milyon mülteciyi geri göndermek istiyor bölgeye. Fakat PKK, Münbiç'te ve Aynül Arap'taki PKK teröristleri Afrin'e kadar giderek sürekli canlı bomba saldırıları düzenliyorlar ve oradaki güvenliği tehdit ediyorlar. Peki. O açıdan Münbiç'in ve Aynül Arap'ın alınması çok kıymetli. Bir Münbiç'le alakalı da bir şey detayı vereyim. Ben Münbiç'le de gidip görmüştüm, orada bulundum bir süre. Münbiç büyük çoğunlukla Arap ve bir kısmen de Türkmenlerin yaşadığı bir şehirdir. Orada PKK varlığının hiçbir demografik karşılığı yoktur. Yok. Peki İran neden bu konuda çok baskı yaptı? Çünkü Halep'in kuzeyinde başlayan yerde iki tane Şii yerleşim yeri var. Hatırlayacak olursanız Şam'ın banliyölerinden olan yerde Guta'da aynı şekilde Sünniler, orada bir Sünni köyler Guta ve Şam'ın banliyösünde kuşatma altında tutulmuştu Esad rejimi tarafından. Bu sefer muhalifler de o iki tane Şii köyü kuşatma altına almışlardı. O Halep'te hemen Münbiç yakınlarında bir yerdir. Ve karşılıklı olarak o kuşatmanın kaldırılması karşılığında Türkiye ile yapılan bir anlaşma gereği oradaki Guta'dakilerin tamamı yukarıya İdlib'e ve Cerablus'a doğru taşındılar. O kuşatmayı da muhalifler de kaldırdılar. Şimdi İran dedi ki o tarihte, burası benim için çok önemli bir yer çünkü benim doğrudan mezhebimi taşıyan, ilintili olduğum iki köy, Halep'te neredeyse hiç yok yani. Sadece o iki yerleşim yeri var Münbiç yakınlarında. Burada benim olmam şart dedi. Orada Kürt olup olmaması önemli değil. Çünkü bunlarla biz aynı mezhebe mensubuz. Bu benim için kritik bir şeydir dedi. Ve Esad rejim dedi ki burası bizim için önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri girerse Suriye Milli Ordusu da girer. Ve bu söylenilen noktaya geri dönülebilir dedi. Türkiye'de bu açıdan PKK'ya değil, Suriye rejimine bırakmak karşılığında, koşulunda ve Rusya'nın garantörlüğünde bunu makul karşılamıştı. Ama şimdi bugün gelinen nokta şu, orada Esad birlikleri hiçbir şekilde yok. Orada neredeyse Rus askeri de yok. Orada bütünüyle PKK teröristleri var. Münbiç'in ve Aynül Arap'ın kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından temizlenmesi artık şart olmuş durumda. Neden? Tekrar ediyorum. Türkiye'nin güvenliği, iki, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için. Evet, şu hat çok önemli, gösterin. Şimdi, ben de vurguladım. Aynel Arap, Münbiç ve şu Tel Rifat. Evet. Yani burayı Türkiye kontrol ettiği an Türkiye'deki Suriyelilerden
Belki de 1 milyondan fazlası bu bölgeye peki, gelecek. Peki bir efendim. Şimdi bir diğer konuya geçelim. Şimdi Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları var. Nur Tuba Hanım size sormak isterim bunu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir aslında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu doğruladı. Köyleri yaktı, bombaladı dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız dedi. Aynı zamanda işte açıklamalar şimdi geliyor. Aynı zamanda bir tweet de paylaşılmış. Daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisine ve terörle mücadelesine hedef alan paylaşımların yapıldığına dair notlar. Bayraktar adlı silahlı insansız hava araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim şeklinde bir tweet'i de var. Şimdi de bir soruşturma söz konusu yanılmıyorsam. Ne dersiniz? Bunu konuşalım biraz. Ne diyelim Mine Hanım? Yani Sezgin Tanrıkulu denilen beyefendi maalesef şu an meclisin, Gazi Meclis'in koltuklarında oturup bir milletvekili sıfatıyla bulunuyor. Sicillerini herkes çok iyi biliyor Sezgin Tanrıkulu'nun. Nasıl bir sicili var? PKK cenazelerine boy gösteren, İHA SİHA düşmanı, her zaman bulduğu her fırsatta şanlı Türk ordusuna iftiralarla özellikle yakın zamanda seçimlerden önce ne demişti? Kimyasal silah kullandı iftirasını atan bir milletvekili. Buna rağmen bu beyefendi tekrardan yeni seçimlerde, geçtiğimiz seçimlerde tekrardan milletvekili oldu. Yaptığı bir sürü daha yine Mehmetçiğin bütün biliyoruz ki yani ne kadar iftira etse de şanlı Türk ordusu Mehmetçiğimiz her seferinde bunu gururla söylüyoruz. Tüm faaliyetleri, tüm şeffaflıkla ve her şeyi uluslararası hukuka uygun bir şekilde operasyonları yönetiyor. Bakın az önce çok detaylıca anlattık. Yanı başımızda olan bu ateş hattında bulunan bir ülkenin ordusuna kalkıp bu cümleleri söyleme cüretini gösteren tekraren hala bugün de dün de yayında açık bir şekilde çok umarsızca söyledi. Biz dün akşam konuşulduktan sonra hani bir aksiyon alınması bekledik. Sanıyorum CHP sözcüsü Öztürk Beyefendi gereği yapacağız gibi bir açıklama yapmış. Daha önce neredelerdi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları. Daha önce de söylemişti bunları. İşte hocam onu diyorum. Yani bu iftiralar bu dünkü olaydan çok daha öncesi var. Sicili kabarık bir doğru. Milletvekili müsveddesi diyorum. Kusura bakmayın yani. Benim hiçbir şekilde bizi temsil etmeyen, bulunduğu ünvanla hiçbir şekilde varlık gösteremeyen acınası bir adam yani. O kadar üzücü ki ben bunları okurken, bunları dinlerken hiç mi utanmıyorsunuz siz? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin az önce gösterdiğimiz haritalardaki Mehmetçiğimizin kanı ya nasıl bu kadar umarsızca, bu kadar mı Türk düşmanısınız, bu kadar mı Türkiye düşmanısınız? Siz hangi ülkenin milletvekilisiniz Sezgin Bey? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu ülkeyi bölmeye çalışanları biz konuşuyoruz, Rusya diyoruz, Amerika diyoruz, DAEŞ diyoruz. Onlar sınır ötemizde ordumuz, MİT operasyonları, MİT'in de yine şehitlerimiz, yine Mehmetçiklerimiz, onları da rahmetle analım. Onlar aslanlar gibi orada operasyon yapıyor da sizle nasıl mücadele edeceğiz peki biz? Biz sizlerle nasıl mücadele edeceğiz? Bu ülkenin getirdiğiniz nokta Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep dile getiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede savaşmış bir gazinin kurduğu bir siyasi partinin milletvekili olma cüretini nasıl gösterebiliyorsunuz? Gösterdiniz, bu açıklamaları nasıl yapabiliyorsunuz? Savcıları göreve çağırdık ama sanıyorum savcılar da bununla ilgili başladılar. Yani gerçekten... Yani CHP'de milletvekili yapılıyor hatırlarsanız. Denildi ki CHP Diyarbakır'dan milletvekili falan çıkartamıyor. Çıkartamaz. Sıkıysa gelsinler vekil olsunlar diye konuşuluyordu. CHP Diyarbakır'dan milletvekili adayı çıkardı ve milletvekili seçildi. Yani CHP'nin hiç sıfır olduğu bir şehirde, HDP'nin güçlü olduğu bir şehirde Cumhuriyet Halk Partisi Sezgin Tanrıkulu milletvekili seçtirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyor ama başka bir yerleri de temsil ettiği seçmen kitlesinden çok net temsilcisi anlaşılıyor. Temsilcisi az önce çok detaylıca yani Amerika konusunda da stratejisi ortada olan böl parçala yönet stratejisinin bir kuklası olan bir terör örgütünün bir kuklası bana göre Sezgin Tanrıkulu. Artık yani yapmak istiyorlarsa en azından CHP'den ayrılsınlar. Bu ismi biz gerçekten her seferinde aynı şeye konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak artık bize düştü. Yani bir de tabii meclis de soruşturma yapmalı. Yani bunun hakkında milletvekilinin düşürülmesi
Kesinlikle. O muhtemelen savcılığın çok hızlıca bence alınması gereken sonra olacaktır ama bunu beklememsinler. Yani bu konuda gerçekten Sezgin Tanrıkulu'nun isimli şahsın adı her neyse yani sicili çok kalabalık. Artık yüce milletimizin vicdanıyla, duygularıyla, milli hisleriyle lütfen kimseyi oynatmasınlar. Yüce meclisimizden, değerli milletvekillerimizden bunu hasreten bekliyoruz. Lütfen harekete geçin. Kesinlikle. Peki Mahmut Bey ne dersiniz? Ya ben tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Yani CHP gibi bir parti dururken bugün de CHP'nin kuruluş yıldı. Hı hı. Yani ya. 100 yıllık bir hafızamız var diyorlar. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin öncülüğün yaptığını söyleyecekler. Sonra Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye'ye yönelik her türlü hakaretini kabullenen bir parti haline geldi. Bu inanılmaz bir şey yani. Ben bunu hakikaten, bu Sezgin Tanrıkulu'nun bende çok üstü yok. Asıl problem CHP'de. Yani CHP buna tavır koymuyorsa orada çok daha derin bir problem var. Hatta destekliyorsa. Sezgin Tanrıkulu gibi bence çok sayıda HDP'de insan var. Kesinlikle. Benzer şeyler düşünen, benzer şeyleri söyleyen. Yani şimdi ben Sezgin Tanrıkulu'nu tanıyan birisiyim. Yani avukatlık yaptığı dönemden tanıyorum. Bu tür görüşünü yeni de söylemiyor. Adam hiç geri adım atmış da değil, taviz de vermiş değil. Kendi ilkesini söylediğini devam ettiriyor. Buradaki problem tartışılması gereken, tabii Türkiye'de çok şey iç içe geçmiş, karmaşık hale gelmiş. Yani şiddetle ilişkili parti bile olsan fark etmiyor. Böyle bir noktadayız. Ve bunu sizin Türkiye'nin ana muhalefet partisi destekliyor. Ya böyle bir komedi olabilir mi ya? Dünyada bir taraftan Avrupa Birliği standartlarını savunacaksın. Venedik kriterlerini savunacaksın. Şiddet siyaset ilişkisinde bir sınır koymak gerektiğini söyleyeceksin. Sonra kalkacaksın HDP ile ittifak yapacaksın. Sonra da diyeceksin ki ben HDP'den dolayı yenildim. Buna rağmen de devam edeceksin. Yani bu hakikaten ya CHP niye kaybediyor, AK Parti niye kazanıyor diyorlar ya, o kendi soru işaretinde. O çok açık. Yani bir, şimdi Sezgin Tanrıkulu bir taraftan kalkacak, AK Parti ile MHP'nin ittifakına her türlü şeyi söyleyecek. Ama dönecek kendi partisinin Zafer Partisi ile ırkçılık noktasında götüren işi partisine karşı sesini çıkarmayacak. Kayyum'a destek verdiği için ona destek verecek. Yani Eren Erdem de mesela. Yani Eren Erdem de yani Türkiye ile İran savaşsa şu an CHP'nin İran'ı tutarım diye şimdi. Yani hakikaten sorun CHP'de. Bu arada sorunu teşhis etmek lazım. Sezgin Tanrıkulu'nda değil. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'dedir. CHP'liler bugün 100. yılını kutladıkları partilerinin nasıl kurumsal bir hafızaysa o hafızayı bir tarafa bırakacaksın. Değiştireceksen de açıkça değiştir. Çıkarsın, gerçekten değişim söylersin. Türkiye'deki niye değiştiğini 21. yüzyılın CHP'sini yapıyorum dersin falan filan. O başka bir şey. Ama ana ilkelerinden taviz vermezsin. Şiddete karşı tavrından taviz vermezsin. Bu böyle bir şey olur mu? Sırf AK Parti kazanmasın diye her evden bir oy HDP'ye vereceksin. O motive edeceksin. Şiddetle ilişkisini görmezlikten geleceksin. Sonra da kalkacaksın. İşte Sezgin Tanrıkulu'na biz bir sürü şey söyleyeceğiz. Söylememizin hiçbir anlamı yok. Söyleyeceğimiz sözün adresi CHP'dir. Bu cesareti nasıl buluyor yani canlı yayında? CHP'de yok. Yok, başkaları da buluyor. Yani CHP de buluyor. Bir de ya bakın, yanlış ve yalan yani. Diyor evet. Ki Bolu jandarma Tugay'ı diyor filan. Bolu'da jandarma Tugay'ı yok. Önce bir dersine çalış bari. Yalan söylüyorsun hani. Doğru yalan söylediğim. Hayır, Türkiye'de 15 köylü helikopterden birisi atsa ve hayatlarını kaybetse bu infial olur yani. Böyle bir şey görülmüş. Yok şey, Avrupa Birliği şey şeyleri varmış, kararları varmış filan. Saçma sapan şeylerle, referanslarla insanların daha kafasını... Daha önce hatırlıyor musun? Yani 2020'de de benzer bir şey evet, söylediler. Evet, uluslararası köylülere. Ortaya çıktı ki... uyuşturucu kaçakçı. Güvenlik güçlerinden kaçarken zaten helikopterden düşen bir insan kurtulmaz yani. Evet. İkisi de hayattaydı, tedavi görüyorlardı ve dur ihtarına uymadığı için kaçarken kendilere düştüler. Yani yardan aşağı düşerek yaralanıyor kişi. Zaten ölmüyor. Bir insan helikopterden düşüp de ölmez mi? İkisi de hayattaydı yani ve dediler biz helikopterden yani attı biz dediler. Yani bulamazlar. Böyle bir şey yani olabilir paramparça mi yani? Olur yani? Ya bu nasıl bir kafadır? Ya bence önemli olan, Mahmut abinin söylediği şey çok önemli. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl bu konuda hesap vermesi gerekir. Çok nasıl bu noktaya gelindiğinin hesabını vermesi gerekir. Bakın şimdi PKK'nın Türk dostları var. Asıl problemimiz bu. PKK'nın Amerikalı, Rusyalı dostlarına falan bakmaya gerek yok. Türkiye'de PKK'nın Türk dostları var. Şimdi bakınız, seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın diye kampanya yaptı bu ülkede. Yani Selahattin Demirtaş niye içeride olduğunu hepimiz biliyoruz. O da Yürü Bay Kemal dedi. Evet.
Yani siyasi parti lideri olduğu için söylemlerinden dolayı değil ki. Kobani ayaklanmasında onlarca insanın hayatını kaybettiği bir ayaklanmada, Yasin Börüler'in paramparça edildiği bir vaziyetten dolayı sorumlu olarak yargılandı, içeride tutuluyor. Siz onun serbest bırakılmasını bir seçim vaadine dönüştürdünüz. Yetmedi, PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı hendeklerde boğduğu esnada burada akademisyen olduğu iddia edilen kişiler çıktılar, bildiri yayınladılar. Dediler ki Türk Silahlı Kuvvetleri katildir, Türk Devleti katildir. Ve bu çatışmalar her iki tarafta ateşkese uyup silah bıraksın. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne silah bırakma çağrısı yapan bu bildiriye imza attıkları için üniversitelerden görevlerinden azledilen kişilere yine Kılıçdaroğlu'nun vaadi. Gelir gelmez ilk işimiz bu akademisyenlerin görevden atılan bu kişilerin, KHK ile atılan kişilerin tekrar iade edeceğiz görevlerine dedi. İlk yapacağımız iş dedi, bunu Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Sezgin Tanrıkul'a ne diyebilir? Yani Canan Kaftancıoğlu'na bir şey diyebildi mi? Çıktı Hasan Ocak için. Eren Erdem'e bir şey diyebildi mi? MLKP terör örgütü lideri için benim komutanımdır diye tweet attı. Soruşturma geçirdi mi Canan Kaftancıoğlu? Sezgin Tanrıkulu pek çok Suriye'de ölen PKK'lı militanın Gamze İlgezdi ile beraber, yanlış söylemiyorum değil mi? Evet, Gamze Hanım diye. Evet. Gözyaşlarına boğuldu. Cenazede fotoğrafları var. Gözleri, iki göz iki çeşme, ikisi ağlıyor. Şimdi bununla ilgili bir soruşturma geçirdi mi? Hayır. Selahattin Demirtaş ne demişti hatırlayalım. PKK cenazesine katılan milletvekillerimle ilgili soruşturma açmam. Aksine PKK'lı cenazesine katılmadıkları için soruşturma açalım diyen kişinin serbest bırakılması için CHP kampanya yürüttü. O açıdan biz PKK'nın Türk dostları olduğu gerçeğiyle yüzleşelim. Bence Sezgin Tanrıkulu çok doğru bir işi yaptı bu yönüyle. O perdeyi kaldırdı. Çok net konuştu. Aşkım. Mahmut abi çok doğru söylüyor. Sezgin Tanrıkulu başından itibaren bir HDP'li parlamenter nasıl olabilecekse, bir HDP'li nasılsa öyle davranıyor zaten. Sorun onun nasıl davrandığı değil, Canan Hanım'ın nasıl davrandığı değil. Sorun CHP'nin nasıl bu noktada buna tahammül edebilir. Ya Murat, şunu hatırlatayım istersen. Çok söyledim bunu da. İspanya'da ETA terörüne karşı bakın oradaki sağ sol merkez parti ortaklaşa bir tavır sergilediler. ETA'yı yalnızlaştırmak için onun partisi Harry Batasuna'yı Avrupa onların çok şimdi bizimkiler öneri şeyi veriyorlar ya, referans veriyorlar. Kapattı. İspanya Anayasa Mahkemesi kapattı, sonra o kapattı. Şimdi kapatma konusunda aman Allah'ım inanılmaz şeyler oluyor. Tamam kapatmayalım da bari şunu yapın. Şiddet de arasına mesafe koyması için yalnızlaştırın. Tabii. Değil mi? En azından bunu yaparsın ya. İspanya'da bunu yaptılar. Bizde bu yapılmadı. Tam tersine CHP, HDP'nin şiddetle ilişkisinden hiç rahatsızlık duymadı. Destek verdi. Bu daha büyük bir suçtur ya da sorumluluktur diyelim. Vicdani daha nasıl bir suç olacak? Yani gerçekten ayan beyan ülkenin bölünmesine su taşıyan bu insanlar kahramanlık gösterili. Yani böyle kendi içlerinde bir televizyon programında canlı bir şekilde, yani yine eski dediğim gibi icraatlarına bakmadan yine arkasını savunarak çok büyük bir yüreklilikle konuşma cüretini gösteriyor. Ama artık yani bizim de tahammülümüz kendimiz, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün gelmiş olduğu noktada artık biz bu insanları görmek, duymak istemiyoruz. Yani yazık günah, biz oylarını veren CHP'lilere de yazık. Gerçekten artık bu CHP seçmeninin Allah aşkına, yani biz hep diyoruz onları, hepsi değerli, insanların siyasi görüşlerine çok fazla böyle karışmak tabii ki bizim haddimize değil ama Allah aşkına. 100. yılı bugün kutlanan bir siyasi partinin, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan bir siyasi partinin, kurmayları, genel başkanı, milletvekilleri bu açıklamaları yapıyor ve siz hala Atatürkçülükten, seçmenler özellikle, biz Atatürkçülere, Atatürkçülere, Atatürkçülere oy veriyoruz demeyin. Bari bu cümlelere söylemeyin. Siz de kendi tarafınızda Allah aşkına bu Atatürk'ü bu kadar, yani siyasi malzeme de değil, kemikle Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. Yani Allah aşkına siz seçmenler olarak sandıkta, şu yerel seçimlerde Allah aşkına desteğinizi verin vermeyin tabii ki diyemem ama şu gerçekleri yüzleşin. Ve belki bence muhalefetin en iyi yaptığı şey, biz böyle hani kutuplaştırmaya karşıyız ama çok güzel böyle bu tip malzemeleri o kadar masumane servis ediyorlar ki siz böyle onu, o arkada dönen o kötü oyunları, ayak oyunlarını fark edemiyorsunuz. Ama diğer taraftan işte hükümet ya da ittifakın kendi yaptığı çalışmaları dile getirdiğimiz zaman hep böyle dediğim gibi
tek çıkarttıkları argüman hep Erdoğan karşıtlığı ve seçimi üzerinden, işte geçtiğimiz seçimde yaptıkları şey neydi? Bunca kabarık dosyalara rağmen, bunca bu kadar terörle iltisak olmuş, bu kadar hainliklere, vatan hainliklerine varan insanları ortaya çıkarıp hiçbir şekilde beis görmeyen bir CHP'nin kalkıp hala bu adamları sahaya sunması, bir genel başkanın hala hiçbir açıklama yapmaması, artık CHP seçmeninde Allah aşkına, yani şu ülkenin bütünlüğü için en azından vatanınıza, milletinize, bayrağımıza biraz saygımız varsa, Aziz Atatürk'ün hatırasına 100. yılında biraz saygımız varsa, Allah aşkına en azından tepkinizi koyun, bir şekilde dile getirin. Bakın sanat camiası, ödül töreninde söylendi. Bizim bir yine sanatçımız orada gündeme getirdi. Bu askerlerin yine o bizim Türk askerinin zehirli bomba düzenini oradan çıktı, biri konuştu. Ya bunlar artık söz konusu bile olamaz. Bu konuda gerçekten kırmızı çizgimiz. Bunun sanatçısı, siyasetçisi hiçbir şekilde yok. Ülkemizin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü hiç kimse hiçbir şekilde bir şey söyleyemez. Haddi değil yani, aklı dilin ucunda bile getirmemeli. Peki. Reklama gideceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap vardı. Cevap var, onu da bir söyleyelim. Yani uzunca bir paragraf. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedir. Az önce aşağıda da yazıyordu. Milli hukuk, uluslararası hukuk ve milli manevi insani değerlerimiz çerçevesinde terör örgütlerine karşı mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz, sürdüreceğiz diyor. Reklam diyelim, döneceğiz sonra. Yeniden merhabalar. Bugün müzakereye 22.30'da müzakereyi bitireceğiz. O yüzden kısa bir süremiz kaldı ve bu kısa zamanda da bir önceki saat dilimimizde konuştuğumuz konuya devam edelim. Çünkü şimdi Sezgin Tanrıkulu'nun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözlerine CHP'den bir tepki geldi. Faik Öztürk'ün bir paylaşımı vardı. Onu şimdi yavaş yavaş arkadaşlarım ekrana verecek. Onlara bir bakalım. Biz her türlü fedakarlığı yaptık diyor CHP sözcüsü Öztürk. Yapılan eleştirileri sineye çektik, kan kustuk. Kızılcık şerbeti içtik. Peki bu, çok özür diliyoruz değerli izleyenler. Evet. Bunlar Sayın Akşener'in sözlerine verdiği yanıtlardı. Şöyle diyor Sayın Öztürk, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızla görüşülecektir. Eray Bey, sizinle başlayalım ama dediğim gibi 15 dakikamız var. Hızlıca dönelim bu turda. Ya, tabii orada bir CHP milletvekili de vardı yani o programda. Ondan hiçbir ses çıkmadı yani. Sayın Öztürk'ün da bu açıklaması milletimizin vicdanını tatmin etmemiştir. Yani o bir yara açtı yani. Bir ciddi şekilde aslında Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli ve manevi değerlerine bir hakaret söz konusu. Yani Sayın Öztürk'a şimdi soruyorum yani, bu şeyiniz yeterli mi? Yetkili kurullarda görüyor yani, gereğini yapacağız demiyor. Görüşeceğiz. Yani bir milletimiz de mutlaka sizinle görüşecektir. Onu size söyleyeyim. Hani bu iş bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Ancak ben çok kısa bir şeye değinmek istiyorum. Tabii. Çok sayıda mesaj geliyor çünkü. Şimdi biliyorsunuz tahıl koridoru falan konusu da gündemde. Hı hı. Yani gıda güvenliği milli güvenlik meselesidir. Mesaj geldiği için söylüyorum. Gıda mühendislerinin ciddi bir sorunu var. 2022 yılında sadece 14 kişi kamuya alınmış. Sayın Tarım Bakanımıza da buradan arz etmek istiyorum. Onların bu sorunu çözmek noktasında onlara bir ses olmak istedim efendim. Hı hı. Bunu da ileteyim. Tabii şimdi konumuza dönecek olursak, yani biraz önce kıymetli Murat Bey çok önemli bir şey söyledi. O da yani içimizdeki bu PKK fikrinde olan insanları ne yapacağız yani. Demin hocam da söyledi. Yani hakikaten Gazi Meclis'te, Büyük Atatürk'ün kurduğu o Gazi Meclis'te işte o tür insanlar ne kadar yakışıyorlar. Ve ben bu şeyin tam da demin anlattım. Bakın o stratejik çembere alınmış olan PKK'nın giderek sıkıştığı bir ortamda Türkiye'de böyle bir yeniden PKK taraftarı olabilecek aksiyonlar yaratarak Türk kamuoyunda bir takım rahatsızlıklar yaratılmasını da zamanlama olarak son derece manidar buluyorum. Tabii ki yüce milletimiz
bunu demokratik ve hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır. Ben buradan bir kere daha Yüce Meclisimizin kıymetli milletvekillerine sesleniyorum. Yani bu işin gereğini lütfen yapalım. Yani milletimiz bunu bekliyor. Bu anlamda da artık bu tür taktik milletimizin bölmeye yönelik, milletimizin fikrini ya da işte sosyal fay hatlarını, siyasal fay hatlarını kaşımaya yönelik bu tür tetikçi ifadeleri de şiddetle kınıyoruz efendim. Yani bunlardan artık sonuç alamazsınız. PKK bitmiştir. Bakın demin anlattım. Artık Irak'ın kuzeyinde PKK diye bir şey kalmadı. Suriye'de artık PKK stratejik çember içerisinde ve çember daralıyor. Her geçen gün daha çember daralıyor ve bunun sonucunda da öyle ya da böyle bölgedeki diğer aktörlerle bir şekilde Türkiye bu şeyi sağlayıp Ayn al-Arab Münbiç Tel Rifat hattında ki kontrolü mutlaka alacaktır. Yani bu ne olacak o zaman? İyice nefes borusu tamamen kapanacak PKK'nın ve giderek yok olmaya doğru evrilecektir. Ama hazır böyle bu süreç başlamışken de içimizdeki bu tür tetikçi fikirdeki insanlar üzerinden de bizim iç toplumsal dengelerimizi hakaretlerle milli ve manevi değerlerimize, göz bebeğimiz, canımız, her şeyimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize, mazisi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerine iftiralarla bir takım karışıklıklar ya da algı operasyonları yürütmeye çalışacak. Ben de bir emekli bir ordu mensubu olarak şiddetle bütün kalbimle, her hücremle bunu kınıyorum. Ve lütfen Yüce Meclisimizden zaten adalet mekanizması harekete geçmiştir. Kıymetli adalet mensubu savcılarımızdan, hakimlerimizden bu işin derhal bir an önce gereğinin yapılmasını tekrar istirham ediyorum. Ve şunu diyorum, eğer siz şimdi Amerika'da ya DAEŞ'i övecek bir cümle söyleyin de bakalım ne oluyor? Yani. Hani ve yetkili kurullarda mı görüşecekler bakalım kongrede ya da ne bileyim işte dur bakalım şunu bir inceleyelim mi diyecekler. Yani biraz da bu anlamda bürokrasinin bu tür milli değerlere karşı saldırı altında olduğumuz dönemlerde ya da durumlarda daha hızlı harekete geçmesini sağlayacak yeni düzenlemelere de ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim. Peki Murat Bey, sizden de alalım konuyla ilgili son toparlamayı. Hem Sayın Öztürk'ün yanıtı hem de böyle bir açıklamanın böyle bir zamanda gelmesinin bir manidarlığı, bir önemi var mı? Neden? Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne Sezgin Tanrıkul'un ne Canan Kaftancıoğlu ne de benzer terörle apaçık bir şekilde terörü bir şekilde öven ve Türk Silahlı Kuvvetleri yani terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden, ithamda bulunan kişileri görevden almasının imkansız olduğu kanaatindeyim. Hı. Yani şu anda Sezgin Tanrıkul çok gündemde olduğu için belki bir şey yapabilirler. Ama gerçekte mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik bir enkaz içerisinde bir ideolojik sefalet yaşıyor. Ona karşı bir şey üretebilmesi mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi bugün HDP ile HDP'nin ortaya koyduğu her ne varsa onu savunacak durumda zaten. Ve PKK biraz önce Eray Hocam dediği gibi ne zaman sıkıştıysa ki bugün sıkıştığı bir dönemdir. Arap aşiretleri bir taraftan sıkıştırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her an operasyon ve Milli İstihbarat Teşkilatımız her gün biraz önce de ifade edildiği gibi operasyonlar yapıyor. Nokta operasyonlar yapıyor. Sincar'da operasyonlar yapıyor. Kandil'de operasyonlar yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta ve Suriye'de her yönden bir kuşatılmışlık içerisindeyken PKK ne zaman kuşatıldıysa ona bir nefes açacak, rahatlatacak. Ve doğal olarak da onun düşmanı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakarak bir tartışma ortamına getirecek bir şey yapıyorlar. Mesele bu işte. Mesele budur. Evet. Şimdi Arap aşiretleri ayaklanmış. Siz ekranlarda Arap aşiretlerinin DAEŞ olduğunu iddia edecek bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Nerede? Cumhuriyet Halk Partisi'nin televizyon kanalında. Cumhuriyet Halk Partisi HDP Kobani konusunda bir ayaklanma çağrısı yapmış. Hendeklerde teröre başvurmuş. 900'e yakın şehit vermişiz. Çatışa çatışa yani Sur gibi şehirlerimizin merkezlerini ele geçirmişiz. Yeniden ele geçirmişiz. Çünkü işgal etmişler. PKK'lar Suriye'den, Irak'tan teröristleri yığmışlar. Bunları yaşadık yani yakın bir zaman önce yaşadık. Yüzlerce yıl önce değil yani gözlerimizin önünde yaşandı bütün bu hadise. Tam o esnada çıkacaksınız. Türk devleti ve Türk ordusuna katil diyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi buna katil diyenlere sahip çıkmaya devam edecek. Her konuda yani HDP ile ittifak yapacaksınız. Kandil'deki terör baronları her gün açıklama yapacak. Biz Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız, destekliyoruz diyecek. Hatta aranızdaki ittifak anlaşmalarını altılı masa şöyle olsun böyle olsun diye Murat Karayılan, Cemil Bayık çıkıp açıklama yapacak. CHP Genel Başkanı'ndan beklenen şey siz kimsiniz ki bizimle alakalı konuşabiliyorsunuz?
Biz Türkiye yönetmeye talibiz. Siz terör örgütünüzsünüz ve biz iktidara gelirsek, ben Cumhurbaşkanı sıfatıyla iktidara geldiğimde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olacağım. Çünkü Türk Cumhurbaşkanı demek başkomutan demek. Evet. Ben sizi yok etmek üzere seçilmeye adayım. Ben sizi yok edeceğim diye demesi gerekirken ağzını açıp tek kelime bir şey söylemeyecek. Şimdi CHP'nin o açıdan PKK'ya, teröre teslim olmuş bir hali var. Bir ideolojik sefalet yaşıyor, enkaz. Kendilerini neyle şey yapıyorlar? Efendim, hatırlayacak olursanız bir amiral vardı. O amiral ne demişti? Suriye sınırımızda İslamcılar olacağına seküler PYD olsun demişti. Ya. Bu adam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde PKK ile mücadele etmesi için görev yaptığını zannettiğimiz kişiydi. Şimdi demek ki 30 yıl boyunca bunlar PKK ile böyle mücadele falan etmemişler. Gerçek bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde apaçık bir şekilde PKK ile bir şekilde zihinsel, ideolojik bir iz düşümü yaşayan, her nevesiyle ile olursa olsun, etnik olarak olabilir, mezhebi olabilir ilişki ya da ideolojik, sekülerizm üzerinden bir ilişki olabilir ya da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin aparatları olduğu için bir ilişki kurulmuş olabilir. O ilişki sebebiyle biz 30 yıl boyunca PKK ile mücadele edildiğini zannettik, edilmemiş, etmemişler. Ve Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki gerçekten şerefli subaylarımızın bütün emeklerini zayi edecek, onların töhmet altında bırakacak, orada şehit verdiğimiz binlerce şehidimize arkadan hançerleyen insanlar bugün siyasette orada burada çıkıp konuşuyorlar. Eski komutan apoletini göstererek konuşuyorlar. Emekli general şeyiyle, titriyle çıkıp konuşuyorlar ve PKK'yı savunuyorlar bize. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz PKK'yı temize çıkartacak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kötüleyecek, töhmet altında bırakacak sözleri bir eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak nasıl söyleyebilirsiniz? Ama söylüyorlar. Şimdi CHP ile bu ideolojik zemin gerçekten tam anlamıyla bir sefalet içerisine düşmüş. Buradan çıkmak mümkün mü? Bakın Tanju Özcan ne dedi? 3 dönem milletvekilliği yapmış. Şu anda da belediye başkanı, CHP'nin seçtiği belediye başkanı dedi ki CHP genel merkezinde, genel başkanlık makamında oturan kişi Atatürk'le kavgalı. Niçin? Kavgası ta Dersim'den, Koçgiri'den başlıyor. Toparlayalım. Şimdi bu kadar açık bir şekilde. Tabii ona da sormak lazım. Siz 3 dönem milletvekiliyken bunu görmediniz. Görmedim. Yani Sezgin Tanrıkulu'nu işte orada milletvekili seçtiren Kılıçdaroğlu muydu? Biraz önce konuştuk yani. Hani onlar görmedi mi? Hani o açıdan CHP bugün için... Ya son seçimde bile Tanju Özcan oy vermek için uğraştım diyor. Uğraştı yani. Yani hem bu gerçeği görüyorsunuz. Olur mu ya? Hem bu vaziyeti görüyorsunuz. Hem de bu konuyla alakalı siz bir makam mansıp elde etmediğiniz için bugün konuşuyorsanız sizin söylediğiniz de gerçekçi değil. Ama Türk milleti takdir edecektir. Bir de son cümle olarak şunu söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün terörle mücadele konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir silahlı kuvvetlerdir. Ne Amerika'sıyla ne Rusya'sıyla hiçbirisiyle mukayese bile edilemez. Hiçbir kimsenin, haksız, masum bir insanın en küçük bir canına bile, yani bir kılına bile zarar getirilmemesi için çok gayret sarf etti. Bunun şahidi de benim. Ben Afrin'e operasyon sonrasında gittim. Bakın Suriye'nin pek çok şehrini gördüm. Halep'i gördüm, Babı gördüm, Cerablus'u gördüm. Hepsi yerle bir olmuş şehirler. Afrin'de yıkılmış tek bir bina yoktu. Türk Silahlı Kuvvetleri şanlı, gerçekten şerefli bir ordu olduğunu orada gösterdi. %80'den fazlası Kürt olan bir şehirde hiçbir tane yıkılmış bina göremezsiniz. Afrin orada Türk Silahlı Kuvvetleri eğer katliam yaptıysa, Sezgin Tanrıkul'un iddia ettiği gibi, Türkiye sınırlarında değil, sınırlarımızın dışındaki bir toprakta bile nasıl yaptığının apaçık şahididir. Çok teşekkür ediyoruz. Saklamamız gerek. İkişer dakikada sizlere verebilir miyim? Nasıl? İkişer dakikada sizlerden bir toparlama alabilir miyim? İki dakika. Dört dakika kalmış. İki dakika bile çok aslında. Çünkü hakikaten arkadaşlar özetledi. Ben sadece şunu söyleyeyim. Yani sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bu açıklamayla töhmet altında kalmış değil. CHP aslında Türkiye'yi terörü PKK'yı daha doğrusu siyasetin unsuru haline getirerek çok daha vahim, büyük bir günah işlemiştir. Asıl sorgulanması gereken budur. CHP'liler oturup bunu sorgulasınlar. Yani Sezgin Tanrı kulları gibi isimleri üretebilirsin, çıkar böyle meczup tipler de çıkar dersiniz. Ama ana aksa siyaseti, seçim öncesi gördük. PKK terör örgütünün unsurları neredeyse Türkiye'nin siyaset aktörleri haline geldi. Bunu CHP getirdi yani. Bu çok daha büyük bir günah. Sadece silahlı kuvvetleri Türkiye'yi terörü makulleştiren,
meşrulaştıran bir işlev üstlenmiştir. Ne zamandan beri? 2015'ten beri özellikle. Bu çok dehşet verici bir şeydir. Yani bunu birisinin CHP'lerin düşünmüyor olmasını hakikaten şaşmak gerekiyor. Peki. Buyurun, sizden de bir toparlama alalım. Biz de son açıklamadan Faik Öztürk hakkında açıklaması. Ben açıkçası beklemiyordum böyle bir açıklama. Ama neden böyle bir açıklama yaptı? Çünkü sanıyorum yayın öncesi yaptı bu tweet. O kadar gündeme geldi ki, o kadar tepkiyle karşılandı ki. Ben orada şöyle bir cümle duymayı çok arzu ederdim. Disiplin kuruluna sevk edilmiştir net bir şekilde. Bu bile belki tatmin etmez bizi ama onu yapmadı. Ellerine bebek katillerinin kanlarıyla olan bu milletvekilleri, müsveddeleri de parti içinde daha uzağa gitmeye gerek yok. Yani daha yakın zamanda Ekrem İmamoğlu yaptığı manifestoda demedi mi? Bölgesel işte oradaki Kürt ve o bölgesel yönetimi kayyumu kaldıracağız gibi. Parti artık CHP'nin zihniyeti apaçık ortada. Bu ellerine bebek katillerinin kanlarıyla böyle artık ben onların milletvekilliği hiçbir şekilde göremiyorum. Kırmızı çizgimizi bizim aştırmasınlar. Bizim ordumuzu, askerimizi hiç kimse laf edemez. Allah tektir, ordusu da Türktür diyorum. Peki, çok teşekkürler. Evet, değerli konuklar, çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün kıymetli fikirlerinizi paylaştınız. G20 Liderler Zirvesi devam ediyor. Yarın yine zirveden önemli gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Rejideki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen değerli izleyicilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi gecesi diliyorum. Yarın ana haberde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.